İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Bu gece öteki gündemde Türklüğü konuşacağız. Türk denildi mi? Hem çok geniş bir kültür, hem çok geniş bir ırk, hem çok geniş bir coğrafya. İşin özü çok geniş bir mesele çıkıyor aslında karşımıza. Kültürlerinden destanlarına, göçlerden devletlere, Türklüğün tarihini incelediğimizde aslında insanlık tarihi kadar geriye gitmek mümkün. Peki en önemli mesele ne? En çok tartışılan mesele Türkler nasıl Müslüman oldu meselesi. Bu gece bunu da tartışacağız. İddia edildiği gibi ki bu konuda çok fazla iddia var. Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldu? Yoksa bir diğer iddia doğru mu? Yani Türklerin Müslüman olması ilahi bir kaderin parçası mıydı? Hemen başlayalım. Zira bu gece mevzu çok derin. Tek gündeme başlıyoruz. Türklük ve Müslümanlık o kadar iç içe girmiş ki dünyanın neresinde olursanız olun, kime sorarsanız sorun. Türk denildi mi? Akla hemen Müslümanlık, İslamiyet geliyor. Türk devletlerinin, hükümdarlarının İslamiyet'e katkıları, yakın ilişkisi elbette ki bu inanışı da güçlendirmekte. Peki ne oldu da Türklük ve Müslümanlık bu kadar iç içe geçti? Türkler Müslümanlığı nasıl kabul etti? Kılıç zoruyla mı yoksa bu onların kaderlerinde mi vardı? Tabii ki bunlar iddialar. Bugün çok değerli iki isimle konuşacağız, masaya yatıracağız bunları. Talas Savaşı neden bu kadar önemli? Emevilerin Türklerle nasıl bir ilişkisi vardı? Türkler İslam'ın yayılmasında etkili oldu mu? İşin aslını, meselenin özünü konusunda uzman konuklarımızla konuşacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi. Peki bu gece kimlerle birlikteyiz? Kültür Eski Bakanı, çok değerli büyüğümüz Sayın Namık Kemal Zebek ve Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü emekli öğretim üyesi, çok saygıdeğer bir isim yine, Doktor Sait Başar Hoca. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Hocam bu arada yeni kitabınız da çıktı, hayırlı olsun. Hemen onu da göstereyim. Namık Kemal Zebek Hoca'nın Bilgi Çağında Türkçülüğün Esasları Doğan kitaptan çıktı. Bu gece derin bir meseleyi konuşacağız. Çok fazla tartışmalı bir konu aslında bu. Bunu masaya yatıracağız. Tabii ki konunun uzmanlarıyla dedik. Sizlerin de değerli katılımlarını bekliyoruz. Özellikle sorularınızı bekliyoruz bu gece. Sizlerden gelenlere de ağırlık vereceğiz. Bu gece etiket olarak ne diyoruz? Türk olmak diyoruz. Bu arada Namık Hoca'nın kitabını göstermiştim. Bir kez daha göstereyim. Son kitabım. Türkçülükle ilgili. Bilgi Çağında Türklüğe ve Türkçülüğe Yeni Bir Bakış diye takdim ediyor kendi kitabını. Sait Hoca'nın da bu konuyla ilgili çok aydınlatıcı kitapları var. Hemen onları da göstermek isterim. İrfan Yayınları'ndan çıkmış Toplumsal Aklı Anlamak. Kutatku Birlikte, Kut ve Töre, yine İrfan Yayınları'ndan çıkan bir kitap. Türk İnanma ve Anlama Modeline Dair bir kitap. Tabii ki Türkler İslamiyet'ten önce neye inanıyordu sorusunun cevabı aşikar. Bu durumu aydınlatan Kök Tengri inancı ve Yahya Kemal'de Türk Müslümanlığı kitapları, Sait Hoca'nın da bu gece program için yararlandığım, okuduğum, içerisinden sorular hazırladığım kitaplarından bir tanesi. Bu gece ayrıca çok değerli bir isim, İlber Ortaylı'nın kitabından da faydalandım. Türklerin Tarihi isimli bir kitap, Timahş Yayın Evi'nden çıkmış. Bu kitabı da diğer kitaplar gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Türkleri ve Türklüğü Anlamak Üzerine. Hocam çok teşekkürler geldiğiniz için. Tekrar Türk olmak dedik, etiketimiz bu gece. Şimdi meseleye girelim.
Bu konuyla ilgili popülist ve çok aslında magazinsel bir söylem var. Bakıyoruz Orta Amerika Türk, Kızılderililer Türk, Macarlar Türk, Asya zaten Türk, kime baksan Türk diyorlar. Biz de şunu soralım, Türkler tarihte ilk ne zaman sahneye çıktılar ve biz kime Türk diyoruz? Buyurun sizden başlayalım. Evet, efendim izin verirseniz ben de önce bir dostumun kitabından söz etmek istiyorum. Konumuzla buyurun. İlgili. Gün Doğmadan kitabın adı Haşim Erdem. Hı hı. Haşim Erdem Afganistan'da doğan bir Türk. Orada çok maceralar yaşamış. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Son derece ilginç ve Türkiye anlamak bakımından da değerli bir kitap. Bunu size takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Bunu da size takdim ediyorum. Eyvallah, değerli hocam. Teşekkür ederim. Bunu da okuyalım da belki başka başlıklar buluruz. Bir daha konuşuruz evet, bu meseleyi. Evet, belki de arkadaşımızı çağırırsınız. Çok ilginç bir insan. Doktor, başhekimlik falan yaptı. Kendisine de saygılarımızı ve sevgilerimizi evet. iletelim buradan. Şimdi efendim, hani herkes Türk falan deniliyor ya. Ey dünya insanları, hepiniz Türksünüz diye bir kitap çıktı. Evet. Gene Dematlock, bir Amerikalı bu kitabı yazdı. Çok da yayıldı. Aslında bu Amerikalı ama Meksika'da yaşıyor. Orada bir yerli hanımla evlenmiş. O yerli hanımın Türk kökenli olduğunu, yani Mayalardan olduğunu öğrenmiş. Türklüğe ilgi duymuş, incelemiş ve sonunda bakmış ki dünyanın bütün belli başlı milletlerinde Türk'ün izi var. Bunun üzerine kitabına yanlış bir isim koymuş. Ey dünya insanları, hepiniz Türksünüz. Ben onu düzelttim. Şöyle düzelttim. Ey dünya insanları, hepiniz biraz Türksünüz. Biraz. Şerhli. Parantez içinde. Neden? Çünkü bulguları doğru, çıkarımı yanlış. Yani bu sözünü ettiğiniz bu kitapta da sanıyorum ondan bahis olacak. Yani bilgi çağında, Türkçünün esaslarında ondan bahsettim. Türklük kavramı çok ilginç bir kavram. Yani sınırlarını çizmek o kadar kolay değil. O kadar geniş bir kavram ki. Efendim Prizren'e gitmiştim. Prizren'de biliyorsunuz biz Osmanlı'nın şehirlerinden birisi. Evet. Ve orada Kosova'nın bir şehri Arnavutça ile birlikte Türkçe de resmi dil şu anda. Yani Prizren'de sadece o şehirde Arnavutça ülkenin dili ama Türkçe de resmi dil. Zaten gördüğünüz zaman bir Türk şehrine gelmiş gibi hissediyorsunuz. 4 tane tekke var orada. Melami tekkesi var, Sinani tekkesi var, Kadiri tekkesi var, Rufai tekkesi var. Rufai tekkesinin şeyhi bir Arnavut. Onu ziyarete gittiğimiz zaman biraz Türkçe konuşuyor, biliyor. Benim yanımda o bölge Türkleri dernek başkanı bir emekli öğretmen vardı. Sohbetin bir yerinde şöyle söyledi. Dedi ki, beni gösterik. Bu adam biliyor dedi. Ben onu televizyonlarda izliyorum diyor. Sen biliyor musun dedi. Tabii beni biraz kayırdı yani. Ne de olsa misafirim. Çok yüklenmek istemedi diye düşündüm. Çünkü doğrusu nereden bileyim? Ne söyleyecek onu da bilmiyorum. Dedi ki, sen dedi Turan'ın ne olduğunu biliyor musun dedi. Turan dedi, Kur'an'daki Tur'dan gelir dedi. Onda bir şeyler anlattı. Sonra dedi ki, sen dedi Türk'ün ne olduğunu biliyor musun? Aslında soru sormak suretiyle kendisi anlatmak istiyor. Cevap beklediği falan yok. Ama bir konuşma yöntemi. Türk demek dedi, adam olmak demektir dedi. Evet dedi, ben Arnavut'um dedi ama ben Türk'üm dedi. İki oğlu vardı, bakın bunlar da benim oğullarım, bunlar da Türk dedi. Şimdi siz biraz önce dediniz ya, Türklük ve Müslümanlık özdeşleşti zaman zaman, her yerde değil. Ama Avrupa'da bu iki kavram aslında bir anlamda kullandı asırlar boyunca. Yani Balkanlarda herhangi bir insan Müslüman olduğu zaman Müslüman oldu denilmedi, Türk oldu denildi. Türk oldu. Yani söz gelin Boşnaklar uzun zaman kendilerini Türk olarak ifade ettiler. Ana dilleri başka olduğu halde. Yani bu Balkanlar için ve Avrupa Müslümanlığı için bu bir gerçektir. Bu yüzden de Cumhuriyet kurulurken Balkanlardaki Müslüman kökenliler Türk sayıldı. Yani onların ana dillerinin ne olduğuna bakılmadı. Onlara Türk olmanın bütün meziyetleri ve şerefi verildi.
Çünkü onlar kendilerini Türk sayıyorlardı. Peki sorunuza bir net cevap ve tabii çok böyle konferans üslubuna girmemek için kısaca söyleyeyim. Çünkü beni tutmazsanız saatler sürebilir benim tebliğim. Onun için beni engelleyin. Dahil olmak beni istemedim. Tutun biraz. Şöyle söyleyeyim. Bu kitapta yazdım. Atatürk döneminde ortaya konan dört ciltlik tarih kitabındaki tarih tezine aynen katılarak söylüyorum. Bu kitabı bilim adamları yazmışlardır. Çok ciddi bilim adamları. Ve dünya bilim adamlarından yararlanmışlardır. Türk kimdi? Türk tarihin ilk kavmidir. Tarihte oluşan ilk kavim Türklerdir. Neden? Çünkü kavimleri tarım uygarlığı oluşturmuştur. Tarım uygarlığından önce avcılık ve toplayıcılık dönemlerinde kavim yok. Klanlar halinde yaşıyordu insanlar. Ne zaman ki tarım uygarlığı oldu, yerleşme, devletleşme başladı. Devletin çatısı altında insanlar yoğruldu ve bir kavim ortaya çıktı Turan'da. Bu kavim Türktü. Sonra bu kavime mensup olanların bulunduğu coğrafyadan taşması sonucunda dünyaya yayıldılar. Etrüskler oldular, gittiler Roma'yı kurdular. Sümerler oldular, geldiler. Bölgeye uygarlığı yaygınlaştırdılar. Şu hanedanı oldular, Vey hanedanı oldular, Tabgaçlar oldular, Çin milliyetini oluşturdular. Bakınız, yani Çin milliyeti ve Türklük. Benim dostum Mehmet Şandır Çin'e gittiği zaman bir milletvekili heyetiyle Deng, yani Çin'in devlet başkanı diyor ki, Çin birliğini sağlayan, Çin'i uygarlaştıran ve millet yapan Çu hanedanıdır, onlar Türktür. Ve onların yönetiminde Han Çinliliği diye bir kavram oluşmuştur. Ben de onlardanım, size bir yakınlığım var diye başlıyor söze. Nam-ı Kemal Zeybek söyleyince başka. Kitapta da bahsetmiştiniz bu anıdan. Tabii, çok hoşunuza gittiğini söylemiştiniz. Evet, çok da hoşuma gitti çünkü ben bahsettim ama Deng'in söylemesi anlamlı ve Üstad Kungçu'nun da yani, onlardan olduğunu buradan söyledi. Buradan da anlıyoruz ki yani, kimdir Türk dediğimiz vakit aslında saatlerce bir tanım yapılabilir. Evet efendim. Dünyayı uygarlaştıran Türklerdir. Binlerce yıl dünyayı yönetmişlerdir ama sanayi devrimini kaçırdığımız için dünyanın yönetimini İngilizlere kaptırdık. Peki. 250 yıl onlar yönetti. 50 yıl önce de bilgi devrimini gerçekleştiren ve bilgi çağını kuran ABD öncülüğü aldı. Ama geri dönüp baktığınız zaman 900 yıl Türkler Hindistan'ı yönettiler. İngilizler 2 asır yönetemediler. Bunu da belirtelim. Peki hala. Önemli bir noktaya değindiniz. Sait Hocam, Namık Hoca çok etkileyici konuşuyor değil mi? Siz de böyle döndünüz. Biraz hem bana doğru dönün hem de size biz sorayım. Biz onu hep böyle hayranlıkla dinliyoruz. Evet, değil mi? Yani hiç şüphe yok. Siz bu tanıma katılır mısınız? Namık Hoca çok önemli başlıklar verdi. Türklüğün tanımında tarihte oluşan ilk kavimdir de dedi. Ve biraz önce programdan önce biz sizinle istişarelerde bulunurken siz bana dediniz ki Cansu, aslında bu meselede altı çizilmesi gereken bir şey var. Biz niçin kimlik tartışıyoruz? Ve bu kimlerin işine yarıyor? Ben bunu da açıklamak isterim bu tanımın içerisinde dediniz. Lütfen hocam, ben cevabı orada dinleyememiştim. Vaktimiz kısıtlıydı. Evet. Bu eksenli cevabınızı alayım. Evet. Efendim tabii Sayın Bakanımızın geniş ufuklarda bir ufuktan bir ufka sıçrayan ifadeleri elbette saatlerce arası doldurulması gereken işaretler taşıyor. O bir üslup. Ben başka bir yönden, başka bir üslupla arz etmeye çalışayım. Bu arada bizi seyreden bütün dostları da muhabbetle, hürmetle selamlamış olayım. Hayırlı geceler dileyim bütün seyircilere. Efendim, Türkiye'de çok enteresan bir tartışma. Takriben 30 seneden beri, hatta belki biraz daha uzun bir zamandan beri devam ediyor. Bir tartışma devam ediyor. Kimlik tartışması. Ve bu kimlik tartışması evvela bir kaotik bir siyasi ortamda kimin ne dediği pek anlaşılmadan yapıldı. Sonra gide gide baktık, bu kimlik tartışmalarının altında bir takım flu
kavramlaştırmaların, muğlak kavramlaştırmaların arkasında bir yönüyle bir bölücü hareketin beslenmekte olduğunu gördük. Bir yönüyle bu ülkenin insanlarını kültürel bakımdan parçalamayı hedef alan bir takım mihrakların hesaplarını gördük. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de bir hikayesi vardır. Bir Yahudi vezirin İran halkını 12 parçaya bölmesinin hikayesini anlatır Mesnevi'de. Bir şah vardır, efsanevi bir şah vardır. Toplumsal muhalefet karşısında iktidarını sürdürmekten endişelidir. Bir Yahudi vezir ona der ki, sizin iktidarınızı sağlamlaştıracağım ama bir oyun oynayalım. Nasıl yapalım? Siz beni cezalandırın, zindana atın, sonra da muhaliflerinizin beni kurtarması için fırsat verin. Onlar beni kurtardıktan sonra ben onların arasına bir takım nifaklar sokayım. Onlardanmış gibi görünerek nifaklar sokayım der. Ve bunu yapar. Gider kabilenin birine. Kendisini hapse attıranı kahramanlaştıracak evet, burada. Evet, kendisini hapse attırır. Sonra da muhalifler tarafından kaçırılır. Bir yol bulunur. Ve her bir kabileye bir ilkeyi telkin eder. Birisine der ki zina son derece kötü bir huydur. Bizim temel ilkemiz bundan kaçınmak olmalı. Birisine der ki yalan çok önemli bir ilkedir. Yalanı biz bir numaralı ilke yapalım. Böyle her birine başka bir ilke vererek sanki birbirine düşmanmış gibi o ilkeler, birbirine yabancıymış gibi, birbirinden ayrı olması gerekiyormuş gibi bir izlenim vererek toplumu 12 parçaya böler. 12 parçaya bölünmüş toplum artık kolayca idare edilebilir hale gelir. 12 ayrı sürüdür artık. Toplum 12 ayrı sürü haline gelmiştir. Çünkü kimlik toplumsal bir kavramdır. Altında eğer kişilikler teşekkül etmediyse, yani kimliğin altında o kimliği taşıyan bireyler kişilik sahibi olmadıysa, kimlikler toplumu sevk ve idare etmenin en ideal yollarıdır. En böl ideal ve yönet. Evet. Kestirmeden. Şimdi bakın Türkiye'de bir takım kimlik grupları var. Fakat bu grupların teorik arka planları bir türlü güncellenmiyor. Çünkü güncelleme işlemi şimdinin içinde düşüncenin tazelenmesine bağlıdır. Yeniden anlamaya, yeniden anlamlandırmaya bağlıdır. Yeniden anlamanın olmadığı yerde kültürel miras bir amorf yığın haline gelir. Sevk ve idarede kullanılan kamçılar haline gelir. Havuç, hani vardır ya bir havuç hikayesi. Evet. Merkebin önüne sallandırılıp istenen yöne götürülmesini sağlayan havuç yerine gelir kimlikler. Kimlik elbette lazımdır. Ve bir gerçekliği de vardır kimliğin. Ama kimlikler bilinçli kişilikler tarafından benimsenmiş bir ortak payda olduğu takdirde işe yarar. Şimdi Türk kavramı da, İslam kavramı da, tarikat kavramı da, itikat kavramı da bizde bir ezber üzerinden yürüyor. Bizim toplumumuz kimlik gruplarına ayrıldı ve her birine bir ezber verildi. Ve o ezberler üzerinden toplum birbirinin ümüğüne çökmüş vaziyettedir. Her gün yüzlerce örneğiyle karşı karşıyayız. Siz bir şey söylüyorsunuz, farklı bir kimlik grubundaysa muhatabınız, sizin söylediğinizi ve kastınızı en beklemediğiniz bir yerden sabote ediyor ve kullandığınız diyelim kavramın birinci anlamını değil, lügatteki yedinci anlamını öne çıkararak size cevap veriyor. Tabii cımbızlama meselesi var. Dolayısıyla aynı düzlemde katiyen buluşamıyorsunuz. Aynı dili konuşuyorsunuz, aynı düzlemde, fikir düzleminde buluşamıyorsunuz. Şimdi Türklük de böyle bir şey. Ama siz diyorsunuz ki burada evet çok doğru bu tartışma meselesi birilerinin de işine geliyor. Çünkü tabii, o bölünmeyi sağlıyor diye. Tabii. Şöyle de bir durum var ama Türk deyince sürekli bir algı var, gerek içeride gerek dışarıda.
faşist bir söylem bu. Yahu niçin? Bunun sebebi nedir? Bunu neye bağlamak gerekiyor? Bunu da sormak isterim. Evet. Lütfen Namık Hocam, efendim, siz buyurun. Bu bize empoze edilmeye çalışılan bir şey mi? Hem burada hem de dünya kamuoyu önünde. Şimdi bakınız. Niçin faşist bir söylem? Şimdi bakınız, bu kitap yeni çıktı. Bak göstereyim Turanlar, ben, benim kameram sabit. Buyur. Turanlar ve Pan-Türkizmin el kitabı. Bu kitabı hazırlayan İngiliz donanmasının istihbarat servisi. Hizmet içi, kullanım için hazırlanmış bir kitap. Bu kitabı da bana hediye ediyor musunuz? Olur tabii ederim. Sizin olsun. Sizin olsun, teşekkür ben aldım. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Efendim, niye bu kitaptan bahsediyorum? Bir defa gerçekten mükemmel hazırlanmış bir kitap. Hı hı. Yani hayatı Türkçülükle geçmiş Namık Kemal Zeybek, hayatı boyunca ne bulduysa okudu. Ama Türk dünyası konusunda benim kitaplarım da dahil olmak üzere, yani onlar da katarak söylüyorum, en derli toplu kitap bu. Ama bir şey söylüyor, bu Türkler diyor birleşirse medeni dünyanın başına bela olurlar diyor. Yani bunu engellemek lazım falan diyor. Yani medeni dünyanın başına bela olmazlar. Birilerinin sömürüsüne engel olurlar. Yani dünyayı sömürmek isteyen güçlerin sömürüsüne engel olurlar. Asıl maksat bu. Şimdi burada değerli hocam çok güncel ve çok doğru bir konuya girdi. Yani onu konuşmamız lazım. Açtı ve çok doğru şeyler söyledi. Şimdi bir kavramı iyice belirgin hale getirmek lazım. Çünkü kelimeler üzerinde anlaşmazsak, evet, bir kelimeye ben başka bir anlam veriyorum, başkası başka anlam veriyor ve anlaşamayıp ayrılıyoruz, kavga ediyoruz. Mevlana'dan örnek verdi. Yine Mevlana'dan, Mesnevi'den bir örnek vereyim. Diyor ki Mevlana, bir Türk, bir Arap ve bir Acem, yani işte Fars, arkadaşlık yapıyorlarmış. Beraber geziyorlarmış. Acıkmışlar. Hikaye biliyorsunuz, gülümsediniz. Türk demiş ki üzüm yiyelim. Arap demiş ki üzüm olmaz, İnep yiyelim. Fars demiş ki yo, engür yemeliyiz. Ama aslında hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi söylüyor, aynı şeyi istiyorlar. Evet. Kavga etmiş, ayrılmışlar. Dolayısıyla kelimeye hangi anlam verdiğimiz çok önemli. Shakespeare de öyle diyor ya, kelimeler, kelimeler, kelimeler. Yani kelimelerin anlamları üzerinde anlaşamazsak boşu boşuna, evet, kavga ederiz. Şimdi Türk kelimesinin bir anlamı Türk kavmidir. Yani bir teklifte bulunuyorum. Türk kavmi, Türk milleti, Türk budun, yani doğrudan, evet, Orkun dilini kullanırsak, yani Türk Kağanlı'nın dilini kullanırsak, budun. Bu, yine söylüyorum, en az 10 bin yıl önce oluşmuş olan kavimleri, ilk kavim Türk olmakla birlikte oluşmuş olan kavimleri ifade eder. Fakat bir de Türk ulusu var. Türk ulusu, ya ulus dediğimiz gerçeklik ise sanayi çağının ürünüdür. Yani sanayileşmenin meydana getirdiği şehirleşmeler, İnsanların birbirleriyle kaynaşması sonucunda modern anlamda uluslar meydana gelmiştir. Bu ulusların içinde hakim bir ulusun rengi, kokusu, tadı olmakla birlikte başka kavimler de vardır. Söz gelimi İngilizler diyoruz değil mi efendim? İngilizler. Nereden çıkıyor bu İngiliz lafı? Niye İngiliz diyoruz onlara? İngiliz dediğimiz insanlar içinde Angıllar var, Saksonlar var, Normanlar var, Galliler var. Sonra katılan işte İskoçlar var falan. Daha başka halklar da var. Ama hepsi İngiliz. Neden? Çünkü Angıllar yani İngiller telaffuza göre hakim karakter olduğundan, onların konuştuğu dil birincil dil olduğundan tarih içinde tabi olarak onlara İngiliz demiş bütün halklara benimsemişler ve kullanıyorlar. Fransız diyoruz. Fransızlar içinde Latinler var, Cermenler var. Frank sözünden geliyor Fransızlar. Franklar Latin, Cermen. Ama Fransızların çoğu aslında Latindir. Fakat Fransız milliyeti oluşmuş. Almanlar, sizin Almanca mıydı hocam? Fransızca. Fransız. Almanlar mesela, Bavyera'dan bir Alman getirseniz, bunu ben ilk defa ortaokulda Almanca hocamdan öğrendim
sonra defalarca sağlamasını yaptım. Bavyera'dan bir Alman getirseniz köyden, Prusya'dan bir Alman getirseniz birbirlerinin dilinden hiçbir şey anlamazlar dedi hocamız. Almanca konuşurlar ama hiçbir şey anlamazlar dedi. Üstelik de çok yakınlar birbirine. Bavyeralı ve Prusyalı ve Alman. Ama yüksek Almanca konuşarak anlaşırlar. Hohendeutsch, yüksek Almancayla. Ve hiç Bavyeralılar ayrı filan, kimlik, biz neyiz falan, böyle bir tartışma var mı? Başka hiçbir ülkede yok bizden başka. Çok ilginçtir. Yani mesela Yunanistan. Yunanistan'ın yarısı Grek'tir. Grek. Orası Grek vatanıdır. Herkesin adı Grek'tir. Ama bakarsan, incelersen ulahlar var. Ayrı bir dil, ayrı bir soy. Ortodokslukta birleşmişler. Ortodoks Makedonlar var. Makedon kelimesi yasak Yunanistan'da. Kullandırtmıyorlar. Yani birisi Makedon Derneği kurdu, birileri kapattırdılar. Başka? Arnavutlar var. Arnavut'un Ortodoksu, oradaki Ortodoks, biz Yunanlıyız demiş, benimsemiş, hiç problem falan da yok. Efendim, Romanların Müslüman olanları Türk olmuşlar, Ortodoks olanları ise Yunan olmuşlar. Olmuş. Yani bu öyle olsun böyle olsun değil. Olmuş. Çok ilginçtir. Ki çok ilginç bir hikayeleri var onlar. Yayından önce siz bana anlatmıştınız. O şerefe nail olabildim. İnşallah bir programda bu konu hakkında yapalım. Evet. Şimdi efendim Türkiye'deki romanlar. Şimdi, sağ olsun romanlar, hocam. Romanlar. Ne bu romanlar? Türkiye'de Romanya'dan gelen çingeneler. Buraya oradan geldikleri için, yani Müslüman oldukları için, Türkçeyi benimsedikleri için adamlar Türk olmuşlar. Türklüğe duydukları mensubiyetten ötürü de gelmişler, İstanbul'a yerleşmişler. Romanya'dan geldikleri için Roman. Aynı Romanların oradaki akrabalarına gittim ben, konuştum, gördüm. Türk Çalıklı Kültür Festivali'nde birlikte olduk. Orada Türk onlar, millet Türk'ü diyorlar hatta. Yani Köstence'de üç türlü Türk gördük. Yani festivalde de kendilerini sergilediler. Osmanlı Türkleri, Kırım Tatar Türkleri, Millet Türkleri. Millet Türkleri diyorlar. Millet. Öyle, tabir öyle. Şimdi orada adam Millet Türkü oluyor, aynı adam buraya geliyor, Roman oluyor. Biz, aman Romanlar ayrı ya, bırakın biz onlara Türk olmanın, biz dediğim ben değil yani, Türkiye'nin ortak bilinci, Türkiye Cumhuriyeti onlara, Türk olmanın haysiyetini, şerefini, imtiyazını, hakkını, hukukunu vermiş. Yani nedir bu tartışmalar hocamın söylediği gibi? Ha, bu dünyada modern anlamda ulusların tamamında olan bir gerçeklidir, gerçekliktir. Türk kelimesinin bir kavmi olarak bugün 10 milyon kilometre kareye yayılmış, 200 milyondan fazla halkın benimsediği bir kimliği vardır. Bu Türk kavmidir, Türk milletidir. Ama aynı zamanda bunun dışında ve bunun içinde olmak üzere bir Türkiye Türklüğü meselesi vardır. Türkiye Türklüğün içinde ana dili Türk olmayanlar da vardır. Her türlü milliyetin içinde böyledir. Söz gelimi Kazak Türklüğü içinde de soyu Mongol olanlar vardır, Arap olanlar vardır. Hocam, ama onlar Kazak'tır. Evet. Şimdi bu eksende aslında biraz önce sorduğum soruya verdiğiniz cevap biraz genişti ve birçok soruyu doğurdu. Ama bir tartışma var yine, evet. Türkiye'de. Reklama da gitmem gerekiyor ama tabii. Cevabı kısa alabilirsem evet. Alacağım yoksa tamam. Devam edeceğim reklam dönüşünde. Hayır. Göstereyim. Türklerin Tarihi isimli bir kitap. Evet. İlber Ortaylı'nın, saygıdeğer İlber Ortaylı'nın kitabı. Bu kitaptan da yararlandım. Kitapta bir soru var. Ben de o soruyu sorup çekileceğim şimdi. Hayır. Yahu nereden çıktı bu Türkiye'li tabiri? Türkiye'li ile Türk arasındaki fark nedir diye bir bölüm var ve cevabı da okudum tabii ben ama sizin evet, cevaplarınızı yani, merak ediyorum. Şimdi, çünkü gündemde olan bir tartışma bu. Efendim, Fransalı diye bir şey var mı? Yunanistanlı diye bir şey var mı? Çinli diye bir şey Çinli var. Çinli diye bir şey. Çinli diye bir şey var. Efendim? Çinli diye bir şey var. Ama orada da Han Çinliliği diye bir kavram var. Çünkü evet. Çin bir coğrafyanın adı. Çin bir kavimler topluluğunun adı. Burada evet. Hocam beni dışladınız şey Zahit Hocam. Ayrı. Bana evet. Da dönün. Hem kamerada evet. Çok güzel çekemiyor. Yönetmenim de uyarıyor kulağımda. Hocam bize evet. Sırtını evet. Dönmesin. Tam böyle damardan girdi. Evet. Çok kısa söyledi. Dünya... Şırınga yani, edemeden yalnız... Kazakistan'da tarih kurultay yapıldı. Tarih yılı ilan etti Nursultan Bey. Bir toplantıda
bir Çinli, 82 yaşında bir profesör, ısrarla Kazakların, Kırgızların, Özbeklerin ayrı millet olduğunu anlatıyor. Ya sak, niye birleşeceksiniz ki siz falan diyor. Konferansta. Yemekte dedim ki böyle masumane. Değerli hocam, Kazak'la Kırgız bir araya gelse yüzde kaç anlaşır? %80, yok 95. Peki Özbek'le %60, yok 75 falan böyle. Söylediği peki, rakamlar bunlar, üzerine artı 15 ya, var, koyuyorum, anlaşıldı. Gerçek ya. Peki hocam dedim, bunlar ayrı millet mi? Tabii ki ayrı millet dedim. Peki dedim, Kuzey Çin'den bir Çinliği getirseniz, Güney Çin'den bir Çinliği getirseniz, yüzde kaç anlaşırlar? İkisi de Çinli olmak üzere. Dedi ki sıfır. Evet. Sıfır. Mesele bu. Evet. Peki nasıl oluyor dedim. Evet. Siz sıfır anlaşıyorsunuz, bir millet oluyorsunuz. Biz yüzde en az 60-70 anlaşıyoruz, ayrı millet oluyoruz. Deyince anladı düştüğü tuzağa. Gülmeye başladı. Anladım anladım dedi. Ama dedi biz yazı medeniyetiyiz. Pekala. Burada bir virgül koyalım. Hayır. Özür dileyerek bölmek durumundayım. Çok kısa bir ara, sonrasında buradayız. Çok önemli meseleler var. Özellikle bayır bucak Türkmenleri meselesine de değineceğim. Türkmen kime denir ve niçin hedefteler? Bunları da konuşacağız. Evet, Ötek Gündem'e kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türklüğü konuşuyoruz bu gece ve Türkler nasıl Müslüman oldu? Tabii ki bu tartışmalı konuya da değineceğiz. Kimlerle birlikteyiz? Kültür Eski Bakanı, saygıdeğer Namık Kemal Zeybek ve Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Doktor Sait Başar hocamız bizlerle birlikte bu gece. Şimdi Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugat-ı Türk'te bir ifadesi var. Türk, Türk diliyle konuşandır diyor. Sonrasında ise aynı tanımlamayı ünlü Türkolog Jean-Paul Roux'da görüyoruz. Evet. Ama ilginç bir ifade de var. Bir bölüm okumak istiyorum ve sonrasında değerlendirmelerinizi almak isterim. İnsanlık tarihinde baştan beri var olan bu millet, kendine özgü yasaları, ayırt edici özellikleri olan canlı bir organizma, çok çeşitli ögelerden oluşmuş. Ancak matematiksel bir bütün oluşturmuş ve kesin ve net tanımla Türk adını almış. Aynı kültürden olan, aynı dili konuşan insan topluluğudur. Buraya kadar bir beis yok. Türklerin temel ırki özellikleri yoktur. Katılır mısınız? Hayır. Yani şöyle, Türkleri ırk olarak tanımlamayı ben doğru bulmam. Hiçbir millette milleti ırk olarak tanımlamayı doğru bulmam. Tabii ırk derken antropolojik anlamı veriyoruz, etnolojik anlamı veriyoruz. Bu ikisini de ayırmak lazım. Yani anlamlandırmaya göre değişir. Ama yani dünyada bir Türk soyu vardır. Fakat esas itibariyle Türk, Türkçe konuşan ve Türkçenin taşıdığı kültür ikliminde yaşayan insanlar topluluğu tanımı en doğru tanımdır bence de. Yani Kaşgarlı Mahmud'un o 1000 yıl önce yaptığı tanımı bugün de aynen kabul etmek lazım. Gerçek bu. Bunun ötesinde Türkçeyi kaybetmiş ama vaktiyle Türk olduğunu bildiğimiz halklar var. Yani söz gelin Mısır halkının %20'sinin Türk olduğunu Mısır Büyükelçisi bana, Hindistan Büyükelçisi Maldivler'de söyledi. Biz biliyoruz ama onların söylemesi önemli. Fakat onlar artık Arap'tır dedi. Neden? Çünkü dillerini yitirmişler ve Arap olmuşlar. Zaten Arapların birçoğu da Araplaşmış Arap'tır. Yani böyle bir kavram da var. Yani Araplar ve Araplaşmış Araplar diye. Dolayısıyla esas itibariyle ben dil üzerinde konuşmanın doğru olduğuna inanıyorum. Türkçe çok önemlidir. Her tanımın istisnaları da vardır. Bunu da kabul etmek lazım. Yani dilini yitirdiği halde Türklüğe mensubiyet duyanlar vardır. Ama dil sayesinde Türklüğünü koruyanlar vardır. Dile rağmen koruyamayanlar vardır. Söz gelimi gagavuzlar, ortodoksturlar. Bir toplantıda bir gagavuz aydını dedi ki ya siz her konuşmanızda bir Türklük, bir Müslümanlık, bir Türklük, bir Müslümanlık diyorsunuz. Biz elhamdülillah Hristiyanız ama Türküz dedi. Elhamdülillah dedi ama kelime elhamdülillah kelimesini kullandı. Biz güldük. Niye gülüyorsunuz ya? Biz alışmışız elhamdülillah Müslümanız demeye de tuhaf geldi. Şimdi gagavuzlar dillerini korudukları için, başka sebepler de var tabii, Türklüğe mensubiyetlerini korumuşlar. Ama aynen onların durumunda olan Urum Türkleri vardır. Gürcistan'da
harika bir Türkçeleri vardır, edebiyatları vardır. Ama ne yazık ki Ortodoksluk dolayısıyla onlar şu anda Yunanistan'a mensubiyet duyuyorlar ve Yunanistan onları alıyor götürüyor. Binlerce yıldan beri bilmedikleri Grekçeyi öğreterek Grekleştiriyor. Yani bu işlerde çok keskin kurallar koymak, tarifler yapmaktan çok tanımlar yapmak, açmak, tavsif etmek daha doğrudur diye geliyor bana. Evet, bir Türklükte bir ırk mayası vardır. Bunu hiç kimse inkar edemez. Türk ırkı vardır ama Türk olanların hepsi de bu ırktandır. Ve bu ırktan olanlar da hepsi halen Türktür de diyemeyiz. Yani dinamik bir kavramdır millet kavramı. Yani sınırları oluşmuş, hiç değişmez değildir. İçe ve dışa kapılar açıktır. Girenler olur, çıkanlar olur. Gerçeklik budur diye düşünüyorum. Murat Şenol Bey demiş ki Türk olmak etiketini. Türklerin sembolü neden bozkurttur? Yani isterseniz hep ben konuşmayayım. Hocamız. Hocam buyurun. Evet, söz hakkım bu soruyla kaybolacaksa ben ona cevap vermeyeyim. Hayır, hayır. Tabii ki her konuda meseleye müdahil olabilirsiniz. Evet. Buyurun. Şimdi efendim, öncelikle ben Türk kavramını nasıl anladığımı bir arz edeyim ki. Tabii, buyurun. Ona göre bozkurt ne kadar önemlidir, önemli midir, değil midir de söyleyeyim. Tamam. Türk kelimesinin etimolojisine bakıldığında bunun eski Türkçedeki törümek fiiliyle ilgisi çok açıkça görülür. Orhun kitabelerindeki imlada da törük şeklinde veya türük şeklinde yazılır. Türemek fiili aynı zamanda kök tanrının isimlerinden biridir. Törütgen şeklinde bir sıfat olarak kullanılmıştır. Kök tanrı eski Orta Asya'daki bizim bugün Türk dediğimiz topluluğun inandığı tek tanrının adı. Varlığın ontik kökü anlamında. Tanrı varlığın köküdür. Varlık kökünü tanrıdan alır anlamında bir adlandırmadır o da. Dolayısıyla Türk tanrının düzeni olan töreye uyan kimsedir. Bu ölçüyü kullanmadan Türk kavramına vereceğimiz bütün anlamlar isabetli bile olsa bir zemine oturmaz. Boşa çıkar yani. Evet. Bir zemine oturmaz. Bir zihinsel temel bulamaz kendine. Töre kavramını bilmeden Türk kavramını açıklayamazsınız. Askıda kalır. Nitekim Türkiye'de bu konu yıllardır tartışıldığı halde bakın bir türlü sakinleşmiyor. Sebebi budur. Töre bilinmeden Türk anlaşılamaz. Şimdi töre dediğimiz vakit medyanın son 15-20 yıldan beri uyguladığı bir kampanya sebebiyle bilhassa Kürt bölgelerinden kaynaklanan bir takım kötü gelenekler töre diye adlandırıldığı için mesela hocam kız kaçırma, kan davası. Hiç o kelime de yoktur kadına orada. Kadına şiddet vesaire. Sizin halbuki, de hocam kadın cinayetleri töre adı altında pazarlanıyor demişsiniz. Elbette aynı şey. Aslında ben de bu büyük bir cinayet. Akıl için yol bir. Evet. Bu büyük bir cinayettir. Türk kimliğinin felsefi kökü olan bir hikmet sistemi Kürt toplumundaki bir takım bugün için artık güncelliğini kaybetmiş kötü gelenekler üzerinden karalanıyor. Ve bu karalamayla demin bahsettiğim o kimlik çıkmazı bir türlü gerçek köküne bağlanamıyor. Çünkü lanetlenmiş bir kavram var elimizde töre. Cinayetler töre üzerinden işleniyor, kadına şiddet aslında töre Türk'ün üzerinden. Aslında Türk'ün töresi bu değil diyorsunuz. Kesinlikle değil. Peki nereden geldi bizim kültürümüze bu? Töre. Ya da ne zamandan beri bu Orhun Türk'ün abidelerinde, töresi denilir? Orhun abidelerinde Bilge Kağan'ın defalarca söylediği bir şey vardır. Ve çok açıktır. Net. Bu devlet töreyi yeniden canlandırmak için kurulmuştur der ana fikir olarak. Köktürk devletinin kuruluş sebebi varlık sebebi töreyi yeniden işletmektir. Çünkü töre ancak devletle işleyen bir sistemdir. Ve töreye uyan kimseler Türk olurlar. Uymazsa ne olurlar? Uymazsa da o zamanın şeyiyle Kazak olurlar.
Kazak olurlar, devletin otoritesinin dışına kaçarlar. Kazak kelimesinin kaçmak fiiliyle bir ilgisini söylüyor dilci arkadaşlarımız. Tabii bugünkü Kazak kelimesi değil kastettiğim. Diyelim ki 6. 7. miladi asırları kastederek söylüyorum. Töre kavramı anlaşılmadan olmaz. Peki töre nedir o halde? Eğer bugün medyanın kullandığı lanetleme kampanyasına muhatap ettiği anlamı kastetmiyorum. Ama gerçek şimdi medya bunu nedir? Da bilerek kullanmıyor tabii. Bence değil mi? Bence bilerek kullanıyor. Biz de bazen yani gayri ihtiyari töre cinayeti şimdi, diyoruz öyle biliyoruz. Cehaletten kullananlar var. Hmm. Fakat kampanyanın ben bilerek açıldığı kanaatindeyim. Başlangıcı bilerektir evet. Ama şu an artık yerleşmiş. Bilerek açıldığı belli bir medya grubu, özellikle belli bir medya grubu. Efendim bu kut ve töre var ya elinizde. Kut ve töre. Hemen göstereceğim. Kültür Bakanlığı tarafından basıldı ilk olarak. Ben henüz görmedim kitabı. Basılmış haberim yok. Yaşlı bir bey geldi benim çalıştığım yere. Uzun boylu, yaşlı, bozuk bir Türkçe ile beni aradığını söyledi. Bana rastladı. Buyurun benim dedim. Aa çok gençmişsiniz dedi. 1984'tür o kitabın yazılması. Hmm. Kiminle müşerref oluyorum? Evet. Kiminle müşerref oluyorum dedim. Stanford Chow dedi. Hmm. Biliyorsunuz. Tabii. Yahudi asıllı, Türk tarihi uzmanı. Evet. Ve Amerikan başkanlarının danışmanı, Orta Doğu konularında danıştığı kişi. Yahudi bir Türkolog. Arkasından Bernard Lewis. O da. Rahmetli Durmuş Hocaoğlu. Biz onunla bir dergi çıkarmıştık. Tarih ve Toplum diye bir dergi çıkarmıştık. O dergide töre ile Türk olmak veya muhabbetin içtimaileşmesi başlığıyla bir yazı neşrettim. Dergiyi Bernard Lewis'e göstermiş Durmuş Bey. Bernard Lewis gelmiş, şahitleri halen sağdır. Durmuş Bey göçtü ama. İşte mesele bu demiş. Töre ile Türkleşmek veya muhabbetin içtimaileşmesi yani sevginin sosyalleşmiş olması. Türk Devleti'nin gayesi, amacı sevgiyi sosyal bir olgu haline getirmektir. Bu nasıl olur? Bu töreyi uygulamakla olur. Töreyi uygulamak ne demektir? Töre gerçek anlamıyla ne gibi anlamlar ifade eder? Bakın törenin birkaç tane çok esaslı anlam katı vardır. Birinci katı törenin hikemi sistem, tanrısal sistem demek. Nereden çıkarıyorum? Açın Kutat Kubili'yi, 3192. beyt. Bakın beyt numarasıyla söylüyorum. Orijinalini de söyleyeyim size. Ogan ol köni, çın törü bir güçi, törümüş kamuk halka yetri küçi. 3192. beyt. Kütüphanesi elinin altında olanlar hemen baksınlar. Aynen böyledir. Anlamı şudur. Birinci mısra. Ogan, Kadir-i Mutlak Tanrı demektir. Kök Tanrı'nın isimlerinden biridir. Mutlak güç sahibi olan Tanrı. Ol, o zamiridir. Ogan ol köni derken, köni kelimesi Tanrı'nın mutlak adaletini ifade eder. Köni adil demektir. Könilik de adalettir eski Türkçe'de. Adalet kelimesi Arapçadan gelme bir kelime. Bunun Türkçesi könilik. Ogan ol köni, yani Kadir-i Mutlak ve adil olan Tanrı, törenin gerçek sahibi ve insanlara onu verendir, diyor. Kutat Kubilik bunu böylece apaçık. Bunun başka nasıl anlaşılabilir bu? Bu, Türklerin eski inanç sistemidir. Tanrısal düzen olarak görülen bir sistemdir töre, bir. İki, hukuk sistemidir. Hukuk sistemidir. Yani bir tür şeriat gibidir. Bir tür şeriat gibidir. Başka devlet felsefesidir. Devlet töreye göre kurulur. Zorbalık kapıdan girse töre bacadan kaçar der Kaşgarlı Mahmut. Yani zorbalık ve töre yani devletin adli sistemi olmadığı takdirde zorbalığın hüküm sürdüğü yerde töre katiyen yaşayamaz.
Töre çekilince de Türklük biter. Türk devletle birlikte var olabilir. Onun için ya devlet başı ya kuzgun leşe der. Türk demek neden? Devlet demektir. Neden? Devlet da, demek töre demektir. Evet. Töre üzerinden kurulur devlet. Efendim töre eski Türklerin inanç sistemiydi. Peki. Orada virgül koyalım mı? Koyalım. Eski Türklerin inanç sistemiydi mi acaba diyelim. Türkler Müslüman olmadan önce neye inanıyordu? Bundan da devam edeceğiz ama çok kısa bir ara sonrasında buradayız. Evet, Ötek Gündem'e kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Türklüğü konuşuyoruz. Türkler nasıl Müslüman oldu bahsinde kalmıştık. Sizlerden çok fazla soru akışı oluyor. Bazılarını paylaşmak isterim çünkü bunlara ve bunların doğurduğu sorulara değineceğiz biraz sonra. Örneğin Murat Bey Türk olmak etiketiyle birlikte demiş ki, Murat 35 Can kullanıcı isimli bir seyircimiz. Türk nerede doğmuştur, kaça bölündü? Türkiye Türkleri hangi boydandır? Alper Tunga Erdoğan Bey Türk olmak etiketine Türk kavminin ilk oluştuğu coğrafya neresidir demiş. Nabi Düzyol Bey demiş ki Kültür Eski Bakanımız Namık Kemal Zeybek Bey'in yazdığı kitap sesine yansımış. Bu arada iki değerli hocam sizler için de çok fazla sevgi yorumu alıyorum. İzleyicilerimiz sevgi ve saygılarını iletiyorlar. Size de çok sevdiklerini belirtmişler. Menderes Kaymak Bey demiş ki Türk olmak Osmanlı Türk kimliğini hiç ön plana çıkarmış mıdır? Türkiye ayrıcalık tanımış mıdır? İbrahim Şahin Bey yazmış yine Twitter üzerinden Türk olmak etiketine. Günümüzde Anadolu'da ilk Türklerden gelen kavim yani saf Türk hangi bölgelerde yoğundur? Selçuk Bey Türk olmak etiketine İslam'ın ilk kadın şehidi Sümeyye'nin Türk olduğu ve gerçek kadın pamuk olduğu doğru mu? Kaynak Muhammed Hamidullah demiş. Müslümanlıkla Türkler ne zaman tanıştı tartışmasında bu meseleye değineceğiz. Bunun benzeri birkaç örnek daha var. Bunu da belirtmiş olalım Selçuk Bey'in sorusuna istinaden. Mehmet İlter Kayhan Bey demiş ki bugün Anadolu'da yaşayanların yüzde kaçı Türk diyebiliyoruz? Türk olmak etiketine. Türk olmak Bilek Ali 2000 kullanıcı isimli bir Twitter'dan izleyicimiz. Türk olmak Peygamber Efendimiz'in Türklerle ilgili hadisleri doğru mudur? Hocam size söz hakkı vereceğim ve döneceğim. Çok önemli bir noktadaydınız. Göktengri inancı. Türklerin Müslümanlıkla tanışmadan önceki inançları zaten bunu konuşmadan Müslümanlığa nasıl girdiler, neler etkili oldu çok boş kalır. Çok doğru bir nokta ama yine Twitter üzerinden Türk olmak etiketine çok fazla gelen bir soru. Hocam Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'ten geldiği iddiaları Türklerin. Yani bunlar tabii bilimlik iddialar değil. Yani bunlar söylentiden başka hiçbir değeri olmayan sözlerdir. Ama o kadar çok tekrar edildi ki yani bir takım kitaplarda işte söylene Nuh Aleyhisselam'ı insanlığın ikinci atası sayma konusu asla Kur'an'ı ifadelere uygun değildir. Böyle bir şey yok. Yani Nuh Aleyhisselam'ı konuşacaksak Nuh tufanı öyle bütün dünyayı yok etti. Allah sonra da Nuh'un soyundan insanlar türedi. Çok ilginç. O masalı anlatanlar Nuh'un yanındakilerden hiç kimseyi türetmezler. Yani bütün kavimleri üç oğluna bağlarlar. İyi de yani onun başka müminleri de vardı. Onlar güdük müydü yani? Onların soyu yok muydu falan. Ya bunlar söylence olarak söylenir ama bilimlik anlamı ve değeri olan şeyler değildir. Dolayısıyla ben asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Zaten bu konu üzerinde hocam bilgi kirliliği var. Sait Hoca'yla da sizinle de yayından öncesi istişare ederken ne kadar çok meseleye girebilirsek o kadar iyi. Çünkü hepimizin amacı burada doğru bilgiyi aksettirebilmek. Bundan dolayı da çok fazla bu tarz soru geliyor. Bu da kirli bilgilerden bir tanesi. O yüzden kısa İsrailiyattır bu. Yani Kur'an'da Nuh kavmi yok edilmiştir. Bütün insanlık yok edilmiştir diye bir şey yok. Gemiye alınanlar da Nuh Yalavacı'nın, Nuh Nebi'nin efendim ve birlikte işte kurtulan insanların günlük hayatlarında kullandıkları ehlileşmiş hayvanlardan çifter çifter alınmıştır. Yoksa dünyanın her yerinden çifter çifter geliyor falan bu bilimin kabul edeceği bir şey değildir ve Kur'an'da da böyle bir şey yoktur. Batılıların çevirdiği filmlerde görüyoruz yani Nuh filmi çeviriyorlar. Yılanlar geliyor, çıyanlar geliyor, şunlar. Ya bu kadar hayvan alacak gemi mi olurmuş yani biraz mantığa da uygun olması lazım. Kur'an iyi incelenirse Kur'an'da yok. İsrailiyat ne yazık ki bulaştı. Bizim kültürümüze de tekrar tekrar söyleniyor. Bunun sonunda da işte Nuh'un
oğullarından Yasa Fındıoğlu varmış, Türkmüş falan. Yani bu sözler çok söyleniyor ama ilmi değildir. Pekala. Hocam araya gitmeden önce konuşuyorduk Gök Tengri inancını. Namık Hocam sizin de bu konuda fikirlerinizi çok merak ediyorum. Şimdi Türklerde bir tevhid inancı olduğunu görebiliyoruz Gök Tengri'ye baktığımız vakit. Evet. Tek bir tanrıya inanıyorlar ve hep bu konu şuna delil olarak gösterir. Zaten tek tanrıya inanıyorlardı. Bu da İslamiyet'i kabul etmelerini kolaylaştırdı. Hatta bir bilgi gördüm. Nerede bakalım o? İşte Süryan tarihçi Mihail diyor ki, Türkler tek tanrıya inanıyorlardı ve İslam'ın bir Allah'ı Türklere çok cazip geldi. Bu noktada artık açmamız gereken husus şu. Evet. Nasıl bir inanç sistemleri vardı Müslümanlar girmeden önce? Kök Tengri neydi? Bir açalım buna. Efendim, Tengricilik, Tengrizm, efendim, eski Türk dini gibi bir takım terimlerle adlandırıyor bazı tarihçiler, Türkologlar. Halbuki bunun bir adı var. Bunun adı töredir. Kök tanrı, töre denilen sistemin merkez kavramıdır. Töre, tanrıya bağlı bir sistem olarak görülmüştür. Bu öyle bir sistemdir ki, Orta Doğu dinlerinden alışık olduğumuz, peygamber kavramına dayalı bir din değildir. Veya bugün için elimizde nesnel tarihçilik bakımından bir peygamber motifi, figürü yoktur. Mabet de yok, kitap da yok, değil mi? Mabet ve kitap da yok. Bir tabiat bilgeliği üzerinden şekillenmiş. Bunun yazılı kaynaklara da bir takım yansımaları var. Elimizde öyle kaynaklar da var. Bir din, tek tanrılı bir din, buna şüphe yok. Efendim, şamanizm üzerinden çok dedikodu üretildi. Bu oryantalizmin ürettiği bir dedikodudur. Hı hı. Şamanizm öğretilmiş bir dindir, sonradan atfedilmiştir. Türkler şamanist filan değildir. Zaten şamanizm de bir din değildir. Tamam, bunu açalım. Bu önemli bir meselesi. Bu böyle üstün Eliyade. Körü geçmeyelim hocam. Evet, Mirsiya Eliyade. Evet. Bizim Abdülkadir İnan, Saadettin Gömeç. Bu konuda pek çok çalışma yapıldı. Ve çok güzel bir biçimde mesele ortaya konuldu. Rahmetli İbrahim Kafesoğlu. Hikmet Tanyo. Bunları Hikmet Tanyo, evet. Bunları çok güzel ortaya koydular. Bu konuda bir tereddüt yok. De Grot'u okudum. Bugün bir bakayım dedim programa gelmeden önce. Hun tarihi, milattan önce 8. yüzyıla dair Çin kaynaklarından aktarıyor. Tek tanrılı bir dinin varlığı kesindir diyor. Hunlarda şamanizm diye bir şey yok diyor. Şamanizm zaten bir din de değildir. Dünyanın şaman kelimesi yerinde. Türkçe değil. Şimdi şamanizmi Türkçe konuşacağız. Türk değil. Orada şimdi başka... Şimdi bakın bir şey, çok buyurun, enteresan bir şey söyleyeceğim. Tam böyle sansasyonel, manşetlik bir cümle. Tam manşetlik size. Bütün dünya toplumları kendi dinlerinin ulularını bilirler, unutmazlar. Eğer Türkler şaman idiyse, bana adı bilinen bir tane şaman örneği söyleyeyim. Yok. Evet, yok. Ben bunu tarih kongrelerinde soruyorum arkadaşlara. Çıt çıkmıyor. Hala şamanist demenin sadece ve sadece gelecek için bir toplumu kimlik üzerinden formatlama değeri dışında bir değeri yoktur bunun. Nesnel tarih bakımından Türklere şamanist demenin hiçbir değeri yoktur. Sonradan geriye doğru işletilen, üretilmiş bir dindir. Yani Türklere bir din uydurmanın tezahürü olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Türk kelimesi zaten töreye uyan insan demektir. Türk olunur, Türk doğulmaz. Sizin şeyiniz gibi, başlığınız gibi. Türk olunur, gerçekten Türk olunur. Peki bir soy problemi ortaya çıkmaz mı eğer Türklüğü töreye bağlayacak olursak? Bugün adına Türk dediğimiz insanlar soy problemi mi yaşıyor? Hayır, binlerce yıldır töre içinde yaşayan insanlarda, binlerce yıllık tarihi bilinirken bunlara soyu meçhul denilebilir mi? Böyle bir şey söylenebilir mi? Dolayısıyla burada bir soy problemi falan da doğmaz. Türk etnik bir kimlik değil, bir medeniyet kimliğidir. Ve bu medeniyetin karakteri hikmet temelli olmasından kazanır, kendisini inşa eder. Şimdi Türkler Müslümanın nasıl Müslüman oldu dediniz. Türkler öyle kolayca Müslüman olmadılar zannedildiği gibi.
Emeviler zamanında Kuteybe bin Müslim'in yaptığı mezalimin üstü örtülmüştür. Akla ziyan zulümleri vardır. Ve Emevilerin bu zulümleri esnasında Türkler gönüllü olarak Müslüman olmadılar. Ha kılıç zoruyla esir alınarak, köle edilerek, cariye edilerek götürülen on binlerce Türk vardır. Bunlar daha sonra işte Samarra'da, şurada burada asker olarak da kullanılmışlardır. Fakat Türklerin kendi iradeleriyle Müslüman olması eğer söz konusu ise bu Karahanlılar ve Bulgar Hanlığı zamanıdır ve devlet kararıyla verilmiş bir karardır. Üst plandan topluca verilmiş. Pekala. Bir toplum, bir cümle daha. Bir toplum düşünün ki din değiştirme konusunu Hakanlık kararıyla bağlıyor. Hakanlık böyle bir karar almanın meşruiyetini nerede buluyor? Size birisi, diyelim ki Hakan, bundan sonra dininiz falan olacak dedi. Bu bireysel bir konu. Ona ne ya? Hakan bu konuda yani nasıl karar verebilir? Bir de hani o bilemez ki, kalbinde olanı bilemez. Çünkü bilemedi, din meselesi tabii kalp meselesi, evet, gönül meselesidir. Evet. Yani öyle zannedebilir ama böyle olmaz. Benden çıkmasa torunlarım bunun mücadelesini verir zaten. Verir tabii. Dolayısıyla bunun bir meşruiyetinin görülmesi lazım. Bu meşruiyet nereden geliyor? Bu bir anlama modeli, bir paradigma meselesidir. O meşruiyetin kaynağı töredir. Hakanlık o yetkiyi töreden almıştır. Toplum da Hakan'ın kendi selameti adına böyle bir karar verebileceğine onay vermiştir. Şimdi Türkler Müslüman oldular 924, 24, 25, 26. Hocam bir dakika, şimdi siz Türkleri Müslüman yaptınız, biz daha Müslüman daha yapmadık. Daha yapmadık. Yapmayacağız şimdi. Göktengri'yi biraz daha açalım. Konuşalım. Çok peki hızlı geçtiniz. O kadar peki çok başlık verdiniz ki aslında üzerlerine konuşmamız gerekiyor. Şimdi peki izleyicilerimizin de çok merak ettikleri var. Mesela bir noktada duralım, tek tek devam edelim. Tamam. Mesela dedik ki mabet yok. Hatta bir durdunuz düşününüz, mabet yok. Yok. Peygamber yok. Hemen onun ile ilgili olarak bir tweet gelmiş. İzleyicilerimizin sorusu. Daha interaktif olsun yayın. Ali Kırman Bey demiş ki Türk olmak etiketine Zülkarneyn'in Oğuz Kağan olduğu ve Türklere gelen peygamberin o olduğu söyleniyor. Buna da bir cevap verebilirler hocalarımız. İnternet dedikodusundan başka hiçbir değeri yok bunun. Kusura bakmayın. Evet. Hiçbir nesnel karşılığı yok. Dersek demiş oluruz. Aksini söyleyen de söylemiş olur. Ben de giderim. Bilge Kağan yani, aslında Zülkarneyn'di derim. O da dolaşır diyorsunuz. Yöntem olarak uyardığı çok önemli bir konu var. Yani yöntem yanlışı yapılıyor. O da şu, Orta Doğu dinlerinde, yani Orta Doğu dinleri dediğimiz işte Semitik din falan da diyorlar. Yani bu bilimlik yaklaşımlardır bunlar. Yani nasıl böyle şey? Yani bir mümin olarak konuşmak başkadır, bir bilim adamı olarak konuşmak başkadır. Bu ikisini ayırmak lazım. Dolayısıyla Orta Doğu dinleri dediğimiz dinlerde peygamberler vardır. Hı hı. Ve tek hanedan kitaplar var. Efendim? O da tek hanedan. O da tek hanedan. Çok enteresan. Yani mesela Zekeriya peygamberdir, onun oğlu Yahya peygamberdir, efendim İbrahim peygamberdir, yeğeni Lut peygamberdir, Davut peygamberdir, oğlu Süleyman peygamberdir. Yani böyle bir kurum var. Şimdi onu model olarak alıp Türk inancını da, bakın din bile demiyorum. Çünkü Türkçe'de din kelimesi de yok. Bu ilginç. Nom diye bir kelime kullanılmış, Çince'den alınıp kullanılmış. Yani niye din? Din yok mu? Var da. Yani şimdi bizim tanımladığımız anlamda, işte en üstte halifenin ya da papanın ya da patriğin ya da hamam başının olduğu, hiyerarşik olarak aşağıda bir takım kademelerde din adamlarının olduğu falan, işte mabet, kurallar, şunlar bunlar anlamında din olmadığı için bazı araştırmacılar da Türkler de inanç var, tek tanrıya inanıyorlar ama din yok diyorlar. Din yok derken onlar da kendi kafalarındaki dini tanımlayıp ona göre yok diyorlar. Şimdi dönersek efendim, ama hocamızın sözü bitmediyse ben o sözü kapıp almış olmayayım. Devam edeceğiz hocam. Edeceğiz peki. O zaman ben bir başka açıdan tanımlayayım yani Türklerin inancını. Ben inanç diyorum ısrarla, Türk inancı. Evet. Türk inancı varlığın yaratıcı olduğuna dayalı bir inançtır. Yani Tengri kelimesi
Göktürk kitabelerinde ki en sağlam önümüzdeki Türkçenin metin budur. Türkçenin bilinen en eski kelimesidir. Evet. Tanrı kelimesi. Tengri ya da Oğuz burada peki inanılan ne? Göğün mü Tengri evet, oldu? Tengri'nin mi Gökçe İkisi oldu? Aynı. Bakın Tengri sözü Orkunlu esas alırsak en sağlam metin budur. Yani taş gibi duruyor da. Çünkü taş zaten. Orada duruyor. Hocam onu bir alabilir tabii. Miyim bu arada? Bizim biz yayınlamıştık. Kamil Uğurlu hocamızın bir çalışması. Şimdi Tengri sözü iki anlama geliyor. Hem gök anlamında kullanılıyor gök. Yani kök değil, kök başka bir şey. Evet. Çünkü kelimeler zaman içinde hem değişiyor hem anlam değiştiriyor. Dolayısıyla Orkun Türkçesinde Tengri, Tengri. Törede törü diye aslında söylenir. Tengri hem göktür, gök nedir? Gök, hocamızın bu kitabında da çok güzel söylemiş. Hem bayattır hem mengüdür. Ya ezeli ve ebedi olan, ucu bucağı olmayan, sonsuzluktur. Sonsuzluktur, mengüdür, bayattır. Yani başlangıcı yoktur, sonu yoktur, ucu bucağı yoktur. O Tengri'dir. Ama nasıl oldu bu şimdi? Bir gök var, bir de ikisi aynı şey zaten. İkisi farklı değil. Ama bazen Tengri sözü bugünkü anlamda yani gök dediğimiz anlamda kullanılır. Peki Tanrı dağlarını nereye koyacaksınız? Efendim? Tanrı dağlarını nereye koyacağız? Evet, nereye koyalım hocam? Nereye istiyorsanız oraya koyalım. Zaten Allah koymuş onları olduğu yer. Dolayısıyla Tengri sözü iki anlamda kullanılır Göktürk hitabelerinde. Evet. Tengri sözü. Ontoloji. Zaman içinde, mesela ontoloji. Zaman içinde kelimeler başka anlamlarda kullanılır, anlam kayması olur, coğrafyada anlam kayması olur ama esas itibariyle Tengri göktür, göğün kendisidir. Göğün kendisidir ve her varlık onun içindedir. Bir de tabii bunun erdeme yansıması var. İşte hocamız ona törü diyor. Ya da töre diyor. Töre tabii. Töre bizim bugünkü kullanışımız ve Oğuzca'da kullanmış ama orada törü diye ifade ediliyor. Şimdi esas itibariyle bu dinin ya da bu inancın hayata bakışı şöyle. Tanrı her yerde. Tanrı'nın yani her şey Tanrı ama Tanrı her şeyde. Şöyle bir ifade var Göktürk kitabelerinde. Vahdet-i vücut değil vahdet-i mi? Vücut da değil. Ama vahdet-i vücut sonraki bir hadise. Adlandırması zaten sonra. Vahdet-i vücut. Yani ama o çıkıyor ya onun tabii manası ki o. Var. Yani bir hocamız da profesör diyor ki bu vahdet-i vücut diyor zaten Turan'da başlamıştır. Turan'dan sonra yayılmıştır. Yani hocanın kitabından aldığımı söyleyeyim. Ve Araplar bunu anlayamamışlardır. Çünkü Araplar zaten bir tek Tanrı'yı bile zor anlamışlardır. Yani Tanrı'nın tek olduğunu bile zor kabul etmişlerdir. Tekin Tanrı olduğunu yani her şeyin Tanrı olduğunu anlamaları çok zordur. İbn Arabi diyor bunu söyledi ama onu da Türkler diyor benimsedi. Araplar pek benimsemediler. Daha çok Şeyh-i Ekfer dediler. Ekfer, en büyük kafir şeyh falan dediler. Türkler onu bağırlarına bastı. Çünkü Türk inancında bu vardı zaten. Dolayısıyla her yerde Tanrı olduğuna göre ve yeryüzünde Tanrı'nın vekili insan olduğuna göre, insanın vazifesi, insan da Tanrı'nın yeryüzündeki en bilinçli tezahürü. İnsan yeryüzünü korumakla yükümlü, insanlara iyi davranan, hayvanlara iyi davranan, bitkilere iyi davranan, havaya, suya, toprağa iyi davranan, iyilik yapan, kötülük yapmayan. Mesela o dinde suya, suyu kirletmek, şimdi dilimin ucuna bir kelime geldi de kullanmak istemedim. Yani suya küçük suyunu dökmek diyelim, abdestini basmak diyelim. Onun Türkçesi başka da. Büyük günah, büyük günah. Şimdi bu dini yaşayan halklar var. Ve onlardan da elde edilen bilgiler var, başka yerden elde edilen bilgiler var. Yani söz gelimi, bugün Moğolistan'da yaşayan bir halk var. Adeta saklamışlar böyle. Geyik adamları diyorlar. Efendim, onlarda yapılan araştırma şu. Bir insan eğer ırmak kenarında bir yavru ceylanı öldürürse iki büyük günah işler ve işleri ters gider. Burada da işleri bozulur, öte tarafta da tamuya gider. Uçmaya gidemez yani, ağırlaşır. Hmm. Niye? Çünkü
yavru hayvanı öldürmek cennet. Evet. Tam cennet uçmak değil. Cennet, diğer de tam cennet cehennem. Değil. Yani öyle huriler falan yok o cennette. Yani o cennet deyince hemen insanların aklına huriler, ağaçlar, meyveler falan. Hayır öyle değil. Uçmak. Şunkar oldu diyor. Evet. Yani uçtu diyor. Birkaç ölüm cinsi var. Evet. Uçmak. Uçmaya gitmek. Ya da tamuya. Tamu da tümenle ilgili. Aşağılara gitmek. Yani o dinin esası şu. Özet olarak söyleyeyim. Yani bu konuda ben bir kitap yazdım. Yayınlamak üzere. Daha üzerinde duruyorum. Çok inceledim. Hem bu işi yaşayanlardan inceledim. Hem kitaplardan inceledim. Sonunda vardığım sonuç şu. Bu inancın esası her şey Tanrı'dır. Tanrı her şeyin içindedir. Her şeyi, var olan her şeyi kapsar ve varlığın tamamının içindedir. Bu ifade Kültügin abidelerinin, Kültügin abidesinin Çince metninin giriş cümlesidir. İbn-i Fadlı'nın seyahatnamesinde de şöyle bir ifade geçiyor. Evet. Türklerden canı sıkılan hemen kafasını göğe kaldırırdı. Bir Tanrı. Bir Tengri derdi. Bir Tengri. Bir Tengri demek, Allah birdir demektir. Allah birdir demek, bir Allah'tır demek. Cengiz Han da her savaştan önce yüksek bir tepeye çıkar. Cengiz Han o dindendi, ya, o inançlandı. Yüksek bir tepeye çıkar ve yalvarırmış yani. Utku dilermiş Tengri'den. Yani iyi insan ol, yani insanlara iyilik yap, hayvanlara iyilik yap. Tapuk. Suya, toprağa, her şeye iyilik yap, kötülük yapma, kurtuldun. Şimdi İşin bu esası noktada bu. İrem Hanım'ın sorusunu size yöneltmek istiyorum Sait Hocam. Türk olmak etiketine yazmış. Gök tenücülükteki ahiret, ruh kavramı, yerin ve göğün yedi katı olması ve benzeri inançlar nasıl oluşmuş olabilir? Bilmiyorum. Onları sonradan girdiği iddia ediyor. Bilmiyorum. Bu konuda sadece fikir yürütebiliriz. Ben size nesnel bilgi veremem. Nasıl oluştuğuna dair nesnel bilgi veremem. Yalnız şunu söyleyebilirim. Demin siz bir başka konuyu anlatırken Jean-Paul Rouault'dan bir aktarım yaptınız. Evet. Kendine özgü bir topluluk, bir millet diyor dediniz. Neden kendine özgü? Yani bu bir fantezi mi? Bir yabancı, Fransız tarihçi söylüyor. Evet. Başka da var. Bunu söyleyen sadece Jean-Paul Rouault değil. Dünyada Türkoloji büyük bir disiplindir ve binlerce mensubu vardır. Ve bu fikri söyleyen pek çok Türkolog var. Bu meselenin üstüne hocam işte şey yazmış. Türk peygamber Öktem'den bahsediliyor. Ondan mı geldi yok, acaba şey bu hiçbir kaynakta böyle bir şey yok. Diye. Öyle bir i̇şte bilgi yok. İşte Zülkarneyn gibi. Zülkarneyn gibi. Evet, aslında bunlar, Türk peygamber Öktem bunlar, yok. Bunlar fikir kirliliği, bilgi kirliliği oluşması için belki de bilinçli olarak yapılıyor. Bizim bu tür makyaj malzemesine ihtiyacımız yok. Şimdi kaynak azlığı dolayısıyla bizim geçmişteki bazı dönemleri inceleyenler hayıflanırlar. Ben de onlara derim ki Amerikalılar hiç hayıflanmıyor. 1492'de keşfedildiler. Her türlü belgede ellerinde var. Ama 1492 ve sonrasına dair bizim arşivlerimiz daha tasnif bile edilmedi. Yani bu çok izafi bir bakış. 6. 7. yüzyıldan öncesine dair elimizde Orhun Kitabeleri ayarında bir yazılı metin yok. Ama pek çok antropolojiden, arkeolojiden vesaireden toplanmış kaynaklar, bilgiler var. Niye kendine özgüdür biliyor musunuz? Demin Sayın Bakan... yerleşik hayat, toplayıcılık, göçebelik ayrımı üzerinden bir değerlendirme yapmıştı. Ben o değerlendirmeye katılmıyorum. Şu anlamda katılmıyorum. Kültürleri evet, üçe ayırırlar. Asalak kültür, toplayıcı kültürlerdir. Hayvancı kültürler, tarım kültürleri. Asalak kültürler, balıkçılık, avcılık ile geçinen, toplayıcılıkla geçinen topluluklardır. Bunlar işte belli balıkçı bölgeleri, Afrika'nın tropik bölgeleri veya diğer tropik bölgeler. Tarım toplumları malum Çin, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa. Tarım toplumları köleci toplumlardır. Tarımla meşgul olan toplumlarda kölecilik ve sınıflı yapı bir adeta tabiat kanunu gibi şekilleniyor. Tarım toplumlarını inceleyin. Hepsi kölecidir ve kölelik
insanlık tarihinin yaşadığı en büyük trajedidir. İnsanların çok önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı. Ben bir yerde okumuştum. Roma 20 milyonken hür insan sayısı 200 bin. Oranlayın. Her 100 kişiden 99'u köle. %1. Şimdi tarım toplumlarında böyle büyük bir trajedi var. Orta Asya toplulukları, bakın bir etnisiteye gönderme yapmadık. Fakat Orta Asya'nın ekonomik imkanları sebebiyle Orta Asya topluluklarında belli bir hayat tarzı gelişiyor. At ve koyun esaslı bir ekonomik model. O da tarım toplumu. Yani tarım, sosyolojik tarım kavramları doğru oturtalım, affedersiniz. Bana katılmadığını söylüyorsunuz da neyi kastettiğimi söyleyeyim, sonra devam edin. İnsanlık tarihidir bu. İnsanlık tarihi önce toplayıcılık ve avcılıkla başlar. Sonra tarımın ve hayvancılığın bulunması, ikisinin adı tarım toplumudur. Siz hayvancılık toplumu, tarım toplumu diye ayırırsanız bu sosyoloji bilimine aykırı bir yaklaşım olur. Böyle bir şey ancak kendi içinde. Türkler tarımla da uğraştı, yani ekip biçmekle de uğraştılar. Yani bugün gidin Otrar Ovası'nda 10 kilometre Töto kanalını yapan Göktürkler. Bunları reddetmiyorum. Şimdi bu çok önemli bir tartışma. Reklama gitmem gerekiyor. Bölmek istemiyorum ama arada hayır, katılmıyorum derken. İstişare aynı etmeyin. Şeyi kastet. Dönüşte konuşalım olur mu? Bu sefer demesinler bana. Tartışmaya başlayacaktı da reklama gitti spiker diye. Çok kısa bir ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani tarım toplumu. Evet, ötek gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz kısa bir aranın ardından. Şimdi Türk olmak etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. Araya gitmeden önce hocalarımın kendi aralarında mutabık kalmadığı bir mesele vardı. Ben sizi bölmek durumunda kalmıştım Sait Hocam. Buyurun lütfen devam edin. Namık Hoca'ya katılmadığınız bir nokta vardı. Neden kendine özgü olduğu konusunu anlatmaya çalışıyordum. Tabii çok büyük başlıklar konuşuyoruz ve çok kaba hatlarıyla gidiyoruz. Siz ne kadar geniş bir program yaptığınızı düşünseniz de konu o kadar devasa yani, bir konu. Yani evet, 3 saatte konuşulacak bir mesele değil. 4-5 program en az kaç yapılması 4-5 lazım. Program? Ben 40 senedir bu işin içindeyim. Daha başında olduğum gibi bir vehim içindeyim bir yandan da. Ve bunu da tevazu olsun diye söylemiyorum katiye. Şimdi neden kendine özgü oluşunu birkaç cümleyle arz edeyim müsaade ederseniz. Atlı toplum bunlar. Türk dediğimiz insanın tipini belirleyen o hayat modeli. Türkler tarımla meşgul olmadı demek istemiyorum. Sayın Bakan oradan bir miktar alındı. Hayır. Yine anlamadım. Hayır. Onu bir tarım havzası var. Gayet evet. Tabii biliyorum. Bir Turfan bölgesi var. Evet. Elbette orada tarım da yapılıyor. Tarım terimlerinin hemen hemen hepsi Türkçedir. Oradaki tarım dolayısıyla. Fakat ana büyük kitlenin, Orta Asya halklarının asıl geçim kaynağı hayvancılık. Ve bu hayvancılık da at ve koyun üzerine oturuyor. Bakın büyükbaş hayvancılık ve domuz üzerine oturmuyor. Hayvancılığın da kendi içinde türleri var. Domuz yetişen bir coğrafya değil mi? Evet, domuz var orada. Mesela tunguzlar diyorlar. Tunguz, bugün domuz dediğimiz kelimenin o zamanki telaffuzu. Domuzu kabul etmeyen bir anlayış içindeler. Domuz yemiyorlar. Hani inançlara filan da oradan bir geçiş var. O bakımdan domuza değindim. Domuz yemiyorlar. Domuz yiyenleri de domuz yiyenler diye nitelendiriyorlar. At ve koyun yayla ve kışla hayatını mecbur hale getiriyor. Yayla ve kışla hayatı. At sürüleri Çin kaynaklarının bildirdiğine göre 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin attan bahsediliyor bir sürüde. Bu büyüklükte sürüler kolay kolay sevk ve idare edilemez. 3-5 çobanın yapacağı bir iş değil. Dolayısıyla bu Merkezi Asya'daki toplulukların hayat tarzı bir at ve koyun çobanlığı tarzı. Siz buna katılmıyorsunuz değil mi? Hayır efendim, benim katılmadığım bir şey yok. Söylediğim şu, yani konu başka bir alana kayıyor da evet, sosyolojik olarak toplum bilimlik bakımdan, yani bugün bilim işlerinde kesinlikle olmaz. Son sözü hiç kimse söyleyemez.
Bilim böyle bir şeydir. Bilim zihniyette bunu gerektirir. Ama benim kabul ettiğim yaklaşım şu. İnsanlar yüz binlerce, yani yüz bin yıl en azından. Çünkü insanlığın tarihi bile 100-150 bin diye söyleniyor. Yani dik duran insanlardan ve insansılardan bahsetmiyorum. Akıllı insan, Homo sapiens denilen insanın 100-150 yıldan beri yeryüzünde olduğu söyleniliyor. Kim biliyor? Ama böyle söylüyor bilginler. Bunlar uzun yıllar toplayıcılık ve avcılıkla geçindiler. Her tarafta. Sonra Turan'da iki kanaldan tarım devrimi oldu. Tarım devrimi derken tarımın içinde hayvancılık da var. Yani iki kanaldan oldu. Bir, tohumu ekip başında beklemeyi öğrendiler. Hasat edip depolamayı ve gerektiği zaman yemeyi. Bir taraftan da avladıkları hayvanları ehlileştirdiler. İkisi bir aradadır. Bunun adıdır tarım devrimi. Tarım uygarlığı bu. İkisi bir arada. Bazı topluluklar daha çok ekip biçmeye, bazı topluluklar tabiatın gereği daha çok hayvancılığa yönelmekle birlikte ikisi aynı uygarlık biçimidir. Bu aşağı yukarı 10 bin yıl devam etmiştir. Aşağı yukarı, çünkü Avrupa'da 8 bin diyorlar ama iyi bakarsak 20 bin yıl önce de Turan'da bu var. Bu da bir iddia. Sonra sanayi devrimi oldu. Sanayi devrimi oldu demek tarım yok oldu değil. Bunlar sosyolojik olarak insanlığın tarihindeki üretim konusundaki temellere göre değerlendirmeler. Yani birinci dalga tarım devrimi, hayvancılık ve ekincilik dahil. İkincisi sanayi devrimi, üçüncüsü bilgi devrimi. Benim kastım bu, bunu kastediyorum. Evet. Hocamız ise tarım derken ekip biçmeyi kastedip... Hasreten onu kastediyor. Tamam, onu kastediyor, evet. Ve hayvancılığı ayırıyor, ben ayırmıyorum. Evet. Yani aramızdaki terim farklılığından kaynaklanan bir yaklaşım bu. Buyurun. Yani temelde bir ihtilaf değil. Temelde bir ihtilaf değil. Belki konu, yani o Cemil Meriç'in kavramları netleştirmeden konuşmayın tavsiyesi ne kadar değerli bir şeydir. Kavramlar netleşmeden konuşursanız anlaştık zannedersiniz, arkanızı dönersiniz. Ya ben ne demiştim, o ne demiş diye döner. İşte öyle oldu. Evet, öyle oldu. Peki. Evet. Pekala, şimdi esas mesele, tartışmalı mesele. Türkler nasıl Müslüman oldu? Evet. Müslümanlıktan önceki inançlarını konuştuk çünkü tek Tanrı'ya inanıyorlardı. Tevhid inancı aslında Müslüman olmalarına bir zemin hazırladı dedik. Bu evet. Noktada mutabıkız. Evet. Burada iki türlü iddia var. Bir, kılıçların gölgesinde kılıç zoruyla Müslüman oldu. İkinci iddia da şu, hayır bu bir ilahi kaderdi Türklerin Müslüman olması. Nasıl oldu? Ne efendim, yapacağım? İlahi sizden kader, başlayalım. İlahi kader sözünüz tabii söylüyorlar. İlahi kader sözü de tabii ilahi kadere hepimiz... Ne diyebiliriz ki? Bir de başına ilahi getirince itiraz mümkün ama ilahi kader olmayan bir şey mi varmış ki yani? Ya kılıç zoruyla da olsa o da ilahi kader. Başka türlü olsa da o da ilahi kader. Neticede kader diye bir şeye inanıyorsak her şey ilahi kader. Ama esas itibariyle çok söylenen bir söz var. Söylene söylene insanlarımızın kafasına beton gibi dökülmüş. Hatta bu konuda kitaplar da yazıldı, adı böyle olan. Biz kılıç zoruyla Müslüman olduk, kitap kapağı. Evet. Bu kitap kapağını, bu kitabı okuyup kendi kitabının içine ya zaten biz kılıç zoruyla Müslüman olduk diye bölümler koyanlar var. Yani bu çok yaygın bir şey. Ve bilerek bu yapılmış. Gerçek değil. Efendim? Ve bilerek yapılıyor. Ve bu neden ısrarla savunulmakta peki? Çünkü bırakalım bu Müslümanlığı, zorla Müslüman olduk, öyleyse bırakalım demek içindir asası. Esası bu yani. Biz zaten aslında işte ya, o Arap dini, ya, biz işte Türklerin... Ya, evet. Ama böyle dese bile bir insan diyebilir yani bırakalım Müslümanlığı derse o da bir görüştür. Tabii. Ama gerçekleri çarpıtmadan konuşmak lazım. Şöyle, hocamızın dediği gibi Emevilerle 705 yılında... Yani daha önce işte esir alınanlar, devşirilenler, Samarra'daki askerler, cariye olarak götürülenler, zulümler filan. Hiç bunlar tartışmasız bir gerçektir yani. Kuteybe bin Müslüm denilen adam talancının biridir. 705'te geçti şeyi. Ceykun Nehri'ni geçti, Turan'a girdi. Evet. 705'te talancı ordusuyla. Bu gidenlerin İslam'ı yaymak falan gibi bir dertleri yoktu. Talancılardan. Yağmacılardan, eşkıyalardan meydana gelmiş felaket bir orduydu. Bir iktidar mücadelesi de var mıydı? İktidar değil, orada? Gidecek, talan edecek.
Ama bunun arkasında bunu evet. Kutey Bey'e gönderen Yusuf bin Haccac, Irak valisi, onu gönderen de Mervan'ın oğlu evet. Abdülmelik. Abdülmelik yani Mervan dediğimiz ikinci dönem Emevi yani Muaviye'nin torunu, ikinci Muaviye Müslüman olup, o Müslüman, ikinci Muaviye Müslüman. Yani ben Yezid'i ve babasını Müslüman saymam, bu benim görüşüm. Ama Muaviye, ikinci Muaviye Müslüman dedi ki ben babamın ve dedemin yaptığını yapmam. Ben bana dedi dünya saltanatı lazım değildir dedi. Üç ay sonra öldü ya da öldürüldü. Ümeyye oğulları toplandı. En zalimleri Mervan'ı padişah seçtiler. Lider yaptı. Adına da halife dediler. Mervan. Onun oğlu Abdülmelik. Abdülmelik işte Irak'a Yusuf bin Haccacı, Haccacı zalim diye meşhur olan adamı gönderdi. O da Kuteybe bir Müslüm'ü gönderdi. Kuteybe girdiği zaman amacı neydi? Talan. Girdi, savaştı ve Türkler dağınıktı, göktükler, yani yendi. Yani dini bir misyonu yoktu aslında. Hayır, amaç ya, böyle bir amacı değildi. Yok. Tam tersine istemiyor. Korkunç bir yağma. Efendim? Yağma. Korkunç bir, on binlerce köle ya, vereceksin diyor her sene. Köle alıyor, kızları götürüyor, cariye İslam yapıyor, evleri konusu. Talan ediyor, evet. Irza geçiyor. Yani teslim olanları bile şehirlerin ortasına getirip boyunlarını vurduruyor. Hatta yani bir böyle... Ya bu zalimlerden kurtulmak için acaba biz de Müslüman mı olsak falan diyenlere de Ali İmran suresini oku bakayım diyor. Aç bakayım sünnetli misin diyor. Mesela 60 yaşında gelen oluyor 60. Sonra bir ara bir Hocam, Müslüman. Hocam İslam adına çok özür diliyorum. Müslümanlık bu. Adına böyle yaptılar evet. İslam adına yapılan bir terör değil midir? İslam aslında? Adına yapılan bir terördür. Bir yağmacılıktır, bir gasp hareketidir. Asla zorla Müslüman yapmak gibi bir amaç yoktur. Müslüman olmalarını da istemiyorlardı. Çünkü Müslüman olurlarsa bunları yapmakta zorlanacaklardı. Bir adam geldi. Ömer bin Abdülaziz diye. 4 yıl sürdü. 5. halife diyorlar. 4 yıl Müslümandı. Dedi ki peygamber sünnetçi mi ya? Dedi ne? Peygamber dedi talancı mı dedi. Yani o Ehl-i Beyt'e sövülme işini de kaldırdı camilerde. Ona kadar Ehl-i Beyt'e sövüldü. Yani peygamberin sülalesine minberde sövüldü. Küfredildi, hakaret edildi falan. Sövmek dediğim o anlamda yani. Şimdi Kuteybe ile karşılaştıkları zaman sonra gelenler de ondan farklı değildi. Ondan daha zalimleri geldi. Söylüyorlar zaten yani yaptıkları zulümle de övünüyorlar. Dolayısıyla Türkler bu dinden nefret ettiler. Turan'da İslamlaşma olmadı. 150 yıl daha. Gecikti. Efendim? Gecikti. Gecikti. Ha, 150 yıl daha. Evet. Yani... Gecikti. İki asır İslamlaşma, ciddi bir İslamlaşma yoktu. İki asır. El-Cahiz'in şeyi kitabını bilirsiniz. Türklerin faziletleri. Evet. Orada bir örnek verir o şeyi. Buyurun, buyurun. Affedersiniz. Yok, buyurun. Çok özür dilerim. Buyurun. Cüneyt bin Abdurrahman diye Kuteybe'den sonraki bir valinin evet, sözlerini Türk İş Hakanı Sulu Hakan'la karşılaşmalarını evet, anlatır. Evet, orada çok evet. Hoş bir diyalog var. Anlatın onu. Yani güzel bir şeydir. Hocamız... Lütfen anlatın şeyimiz. Hocam, buyurun. Lütfen ben... Hocam, şimdi biz sizi ilk kez ağırlıyoruz. Tamam, buyurun. Böyle bitireyim, sohbet tadında geliyor. Siz araya girin, bir girsin şey canım, esmenin sonra ben tekrar ki. Namık Hocam'a dönerim. Girsin, lütfen daha canlı sizin... olur. Evet, şimdi efendim, buyurun Namık Hocam, Türkler bu dinden nefret ettiler. Tabii bir şey değil mi yani? Yani hani şartlanma mekanizması diye bir şey var ya, yani... Müslümanlık diye geleni görüyor. Diyor ki bu ne? Bunlar canavar diyor. Bunlar hayvandan aşağı. Bunlar nasıl? Bu nasıl bir din diyor. Nefret ettiler. Tek tük şunlar bunlar filan var o ayrı. Ama ana hat bu. Şimdi burada çoğunlukla konuşulmayan, bilmiyorum hocamız nasıl karşılayacak. Ben söyledim doğrudur anlamına söylemiyorum. Ama Massillon diye bir adam var. Louis Massillon. Massillon Hallacı Mansur uzmanı ve hayatı Hüseyin bin Mansur'u yani Hallaç Mansur'u araştırmakla geçmiş. Bütün hayatını ona vakfetmiş bir adam. Bu Batılılarda da böyle şeyler var yani. Evet. O taraflarda var ya. Niye böyle yapmış Massillon? Massillon aslında agnostik. Çünkü o dönemde Müslümanlaşmaları mı artmış Türklerin? Şimdi bakın ne diyor. Diyor ki Massillon agnostik yani dinlere inanmıyor. Hı. Şeyci, yani bilinmezci. Evet. Fakat... Yani Irak'ta bir yerde bir şey görüyor. Mansur'un bir sözünü Allah'a varmak için iki rekat namaz da yeter. Yeter ki abdesti kanla alınsın. Bunu görünce çarpılıyor. Ve incelemeye başlıyor.
binlerce kaynak inceliyor. 2400 sayfalı kitap yazıyor. Şu ana kadar erişilmemiş bir araştırmacı bu konuda yani. O diyor ki, Türkler eğer Müslüman olmalarına özel bir önem, sonra Müslüman oluyor, özel bir önem veriyorlarsa bilsinler ki bunu Hallacı Mansur'a borçlular. Hallacı Mansur 5 yıl yüzlerce müridiyle Türkistan coğrafyasına girdi ve Müslümanlığı yaydı. Ama tasavvufla besledi. Hallacı Mansur'un getirdiği din vahdetçi dindi. Zaten Hallacı Mansur oradan biliyorsunuz. Öldürüldü yani. Vahdetçi dindi. Evet. Adaletçi Enel dindi. Dediği töre diyor değil mi? Adalet. Evet. Hallacı Mansur vahdetçiydi. Hallacı Mansur adaletçiydi. Keskin adalet istiyordu. Başında belaya sonunda o soktu. İşte tam adalet. Karmatiye ile olan. Karmati saydılar onu falan ettiler filan ettiler. İşte töreciliğe isyan etti filan diye. Evet. Şimdi Mansur ve Mansur gibilerin etkisiyle Türkler kendilerine başka bir din gibi geldi bu din. Bu yeni din, yeni tebliğ. Ve mesela kaynaklarda diyorlar işte 120 bin Çad'ın halkı birden Müslüman oldu. O Müslüman olanları içinden bir şehzade, Karahanlı Şehzadesi Satuk Buğra, Abdülkerim adını aldı. O Müslümanları teşkilatlandırdı ve devleti yeniden kurdu. Karahanlı Devleti'ni resmi olarak da Müslümanlığı ilan etti. Evet. Peki, siz bir ondan sonra da yayıldı. Buyurun. Siz bir karşılaşmadan bahsedecektiniz konuyla ilgili. Ha, affedersin, Talas'ı derler değil mi? Kitaplarda hala açarsan Talas var. Evet. Talas'ın etkisi sanıldığı gibi değildir. Ciddi bir etkisi yoktur. Evet. Talas konusunda hatta programa girmeden önce arkadaşlar evet, sordular. Evet. Aynı şeyi söyledim. Şimdi Türkler Müslüman oldular. 924, 25, 26 ihtilaf var. Ama önemli değil o ihtilaf. 10. asrın başı dersek olur. Şu bulunduğumuz nokta bakımından önemli değil. Fakat çok enteresan bir şekilde Müslüman oldular. İslam dünyasında bütün aşağı yukarı bugün tanıdığımız ana fıkıh cereyanları, mezhepleri, ameli mezhepler teşekkül etmişti. Yani Hanefilik, Hanbelilik, Malikilik, Şafiilik teşekkül etmişti. Maturidi. Mutezile vardı. Maturidi sonra, bunda itikat sonra biliyorsunuz. Mutezile vardı, haricilik teşekkül etmişti vesaire. Abbasiler resmi mezhep olarak Mutezile'yi benimsemişlerdi. Ve Mutezile'nin dışında kalanları devlet görevlerine almadılar. Hatta ciddi manada bir zulüm uygulaması da vardır. Şimdi 10. yüzyılın ilk çeyreği Abbasi coğrafyasındaki siyasi otorite bir hayli zayıflamış. Üveyhoğulları, İhşitoğulları, Tolunoğulları gibi bir takım siyasi bölünme şeyleri var. Hamleleri. Mezhepler bakımından bir parçalanma var. Mevcutlar arasında mesela Mutezili'yi benimsemiyor. Arap dünyasında Mutezili'ye karşı ortaya çıkan bir eşarilik var. Eşariliği de benimsemiyor. Aynı Abdülkerim Satık Buğrahan'la çağdaş olan bir Semerkantlı bilgin. İmam Maturidi var. Evet, Maturidi. İmam Maturidi'nin teşkil ettiği felsefi açıklamayı buna İslam dünyası itikat veya akaid adını verir. İmam Maturidi'nin belirlemiş olduğu o felsefi arka planı benimsiyor. İtikat, dinin aslında ontolojik tabanını inşa eden disiplindir. Ontoloji nasıl felsefede, burada bir miktar felsefeye bakacak olursak, felsefede ontoloji olmadan epistemolojiden bahsedemezsiniz. Etik veya estetikten, metafizikten söz edemezsiniz. Hocam bu kelimelerin anlamlarını karşılıklarını verirseniz söyleyelim. Ontoloji, İzleyicilerimizden bilmeyenler olabilir. Elbette ontoloji öteki varlığı izleyicisi ama çok bilgilidir hocam. Biliyorlardır bizim yeni açanlar vardır. Ha, belki yeni açanlar vardır. Buyurun. Ontoloji varlığın nasıl anlamlandırdığınız ile ilgili felsefe disiplininin adı. Epistemoloji
bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz, kaynakları, gelişmesi, ölçüleri vesaire. Etik, ahlaka dair felsefe disiplini, estetik ise güzellik ve güzele dair yapılan felsefenin adıdır. Ontoloji olmadan felsefenin diğer disiplinlerine geçemezsiniz. Ve ontolojide belirlemiş olduğunuz ana değer, ki esas itibariyle ontoloji bir kabul üzerine oturur. Kabulleniş üzerine oturur. Varlığı nasıl kabulleniyorsunuz? Varlık kaotik bir yapıda mıdır? Varlık kendisine rağmen ayrıca bir de Tanrı'nın veya Tanrıların bulunduğu bir yer midir? Tanrı-varlık ilişkisi nedir? Bunların cevabını ontolojide teşkil ettikten sonra bu anlayış üzerine bilgi üretmeye başlayabilirsiniz. Şimdi Arap dünyasındaki İmam Eş'ari'nin belirlemiş olduğu itikadı, yani ontolojiyi, Maliki, Şafii ve Hanbeli grupları itikat olarak benimsediler. Onlar daha önce teşekkül etmişti. İmam Maturidi dediğimiz zat ise Hanefi fıkhını benimseyen kitleler tarafından kabullenildi. Ve Türkler Müslüman olurken fıkıh bakımından İmam-ı Azam'ı, itikat bakımından da İmam Maturidi'nin teşkil ettiği sistemi benimsediler. Yani Arap dünyasında var olan anlayışlardan birini alıp benimsemediler. Burada İmam Maturidi'nin 944'te öldüğünü biliyoruz. Elimizde Abdülkerim Satuk Buğrahan'la İmam Maturidi arasında bir diyalog geçtiğine dair bir bilgi yok. Yani bunu kendimiz imal edecek durumda da değiliz. Ama görünen bir şey var. 924'te kabul edilen ve Maturidi akaid üzerine kabul edilen bir Müslümanlık var. Ve İmam Maturidi, yani o akaidi kuran kişi, 944 yılına kadar henüz sağ. İnsan düşünüyor tabii. Satuk Buğrahan'la İmam Maturidi arasında acaba bir istişare mi var? Var mı? Bana göre birbirlerini biliyorlar. En azından bu çok rahatlıkla söylenir. Ya çağdaş oldukları besbelli. Ve bir din konusu gibi insan hayatının tamamını doğumdan ölüme, hatta ölüm ötesine ilgilendiren bir konuda karar verirken, diyelim ki çağdaşınız bir kişinin görüşünü benimsiyorsunuz ama onunla hiçbir temasınız yok. Pekala, şimdi buraya nereden geldik? Kılıçdaroğlu'yla Müslüman olmaktan. Konuyu da biraz dağıttık ama. Dağılmadı. Buradan hocam, Talkan ve Cürcan katliamlarını çok sormuşlar izleyicilerimiz. 100.000'e yakın Türk'ün kılıçtan geçirilmesi ve bu olayla ilgili efsaneler ne kadar doğrudur? Yani Zekeriya Kitapçı'nın şey var mı? Var hocam. Ondan da bazı iddialar var, çizdim. Sizin de çok iyi bildiğinizi biliyorum yani bu kitabı. O çok soracağım. İncelemiş konuyu. Evet. Tabii yani bu çok arada... Çok değişik şeyler var. Ben çok, okumak yani istemedim. Çok yayında. Var. Yani çok, yani o Emevilerin zulmü. Esas tabii Emevi dönemidir, zulüm dönemi. Yani Abbasi döneminde mevali biraz daha üste, yani daha hoş görülen bir yere çıktı. Hatta mevaliler biraz tercih edildi. Yani mevali, yani Arap olmayan Müslümanlar. Arap olmayan Müslümanlara mevali dendi. Mal mevali kelimesi çoğu. De çok, efendim? Mal kelimesi çok da çoğu. Güzel bir kelime değil aslında ama yani kelime olarak neticede mevali, yani bir nevi onları da köle gibi İşte ama Emeviler köle değil. Döneminde oldu değil Emevi mi? Emevi döneminde o? Yapılmayan zulüm kalmadı. Ya Emeviler hala Emevileri... Müslüman olsa dahi işte kılıç soruyla... Emeviler Müslüman mı ki? Müslüman olsa dahi Arap olmayanlardan lazım. Vergi aldılar şu efendim, dönemde. Yani Emeviler döneminde zulmün hududu yoktur. Şimdi düşünün ki, yani Emevilerin birinci adamı kim? Muaviye. Şimdi Muaviye konusunda görüşlerimizi belirtince... Birileri işte, yer yerinden oynadı Twitter'da hocam. Dinden çıkıyorsun falan diyorlar. Evet, bayağı ya, tepki geldi. Muaviye'yi, Muaviye'yi benimseyen bir adam nasıl Müslüman olur, ben anlamam onu yani. Muaviye dinden kim? Muaviye peygamberin hadisi gereğince ısırıcı
saltanat dönemini başlatan bir insandır. Isırıcı. Isırıcı. Ama Muaviye'nin öyle propagandası yapılmıştır ki tabii devlet başkanı kendi propagandasını yaptırdı ve bugün Müslüman Türklerde bile yani Türk Müslümanlarda bile Muaviye hayranları var. Garip bir şey bu yani. Garip bir şey. Muaviye'ye hakkındaki görüşlerimi söyledim diye arkadaşım birisi beni Şii ilan etmiş. Ben de dedim doğru ben Ali Şiisiyim sen de Muaviye Şiisin. Yaratıcı seni Muaviye'nin yanında haşretsin. Beni de Ali'nin yanında haşretsin. Tabii orada Şii kelimesinin dost anlamına geldiğini hemen söyleyeyim. Tabii yani Muaviye Şiisi. Zaten Şii kelimesi taraftar demektir. Dost. Yani dolayısıyla şimdi söylemek istediğim şu. Yani diyelim ki oğlu Mel'un Yezid'i. Şimdi Yezid'i anlatırsak Emevilerin neler yaptığını daha iyi anlarız. Yezid sadece Hazreti Hüseyin'i ve yanındakilerini zorlayarak yani biat etmezseniz sizi öldürürüm diyerek öldürmüş değil sadece. Yezid Medine'yi askerlerine kuşattırdı ve Medine'yi alınca 3 gün süreyle kanı, malı ve ırzı helaldir denildi. Medine'de babası belirsiz bir nesil meydana geldi. Irzına geçilmedik çok az aile kaldı yani. Ehl-i Beyt ailelerine dokunamadılar. Onları korumaya aldılar. Onun dışında Medine halkını cariye saydılar ve ırza geçmeyi de serbest yaptılar 3 gün. Yezid döneminde Mekke kuşatıldı, Kabe mancınıkla yıkıldı ve yakıldı. Ya böyle bir melun bir adam. Dolayısıyla Emevi soyu böyle bir soydur. Yani Emevi soyu Türklere de yapmadıkları zulüm kalmamıştır. Uzun uzun hocamız bunları anlattı kitabında delilleriyle. Sonra da bir arkadaş alıp bunu başka türlü kullandı diye de pişman oldu niye yazdım diye. Burada bu sohbet yapıldı. Bu masada vaktiyle yapıldı. Ama gerçek yani işte yani ne olur ki yani onları yazmakta gerçekleri söylemekte niye sakınca olsun ki bilinsin bunlar yani. Dolayısıyla efendim ben Emevilerin yapmayacağı bir şey düşünmüyorum. Her şeyi yaparlar onlar. Siz ne dersiniz hocam? Talkan ve Cürcan katliamı ile ilgili olarak sizin fikirleriniz nedir? Deminki söylediğim cümleyi gene tekrar ederim. Türklerin Müslümanlaşmasını geciktirmiştir. O zulümler. Zulmü tadat etmenin, tasnif etmenin, sıralamanın, anlatmanın pek fazla bir değeri yok şu anda. Ben başka bir şey söylemek istiyorum. Türkler Müslüman olurken töreyi terk etmediler. Demin bahsettiğimiz töre var ya, o töreyi terk etmediler. Bugün bizim kültür dünyamızla meşgul olan insanların belki dikkat etmeleri gereken hususlardan biri budur. Türkler Müslüman oldular. Maturidi itikat üzerinden Müslüman oldular. Yani belli bir ontolojiyi benimsediler ki o ontolojiyi daha sonra Hoca Ahmet Yesevi ekolünü meşrulaştıran ontolojidir. Ve törede de vardı o ontoloji. Törede hizmet ve ibadet aynı kelimeyle anlatılıyordu. Bugün tapmak dediğimiz fiil bir tarafıyla hizmet, bir tarafıyla ibadet anlamına geliyordu. Tanrı varlık ayrımı yoktu. Demin söylemeye çalıştığım oydu. Tanrı varlık ayrımı yapmıyorlardı. Varlığı Tanrı olarak görmüyor ama Tanrı'dan ayrı da görmüyorlardı. Onun için gökyüzü de Tanrı'ydı, Tanrısal'dı. Yeryüzü de Tanrısal'dı. Tanrı dağları ismi oradan. Onu demek istemiştim demin. Vatan mukaddesti. Hıduk Yirsup diye bir tabir vardır Orhun kitabelerinde. Toprak ve üzerinde törenin yaşanabildiği toprak ve sular kutsal sayılıyordu. Iduk adanmış, Tanrı'ya verilmiş, Tanrı'ya tahsis edilmiş demektir. Yani Yahudilerdeki arz-ı mev'ud fikrinin tam tersi. Yahudilerde biliyorsunuz vaad edilmiş toprak vaad edilmiş hocam, toprak. Evet. Vaad eden kim? İşte Tanrı Yehova onlara o bölgeyi tahsis etmiştir. Buna benzer bir tür malikane gibi. Tam tersidir. Türkler ise üzerinde töreyi uygulayabildikleri yer ve suları Tanrı'ya tahsis ediyorlar. Evet. Tanrı'ya adamış kabul ediyorlar. Onun için Türklerdeki vatan anlayışı tarih içindeki seyri itibariyle baktığınızda belli bir sabit coğrafyayla sınırlı değildir.
Töreyi benimseyen herkes Türk olabilmiştir. Türk coğrafyası dediğimiz sabit bir yer yok mu? Yoktur. Şimdi Kore'den alın, evet. Paris'e yani, kadar... Türk nerede yaşıyorsa orası vatandır. Paris'e kadar. Evet. Ama tarihi olarak kadim, Türklerin doğup doğum, uygarlık kurduğu falan bir Turan var. O ayrı da. Ama galiba en güzeli Gökalp söylemiş. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Büyük ve müebbet. O da nedir? Türklüğün yaşadığı her yer vatandır. Katılıyorum. Evet. Töre'de böyle bir anlayış var ama ben biraz Yahya Kemal'ciyim bu konuda. Ziya Gökalp'ten ziyade Yahya Kemal'in tutumunun daha günümüz realitesi bakımından isabetli olduğunu düşünürüm. O muğlak bırakmaya taraftar değilim. Tarihi niteliği itibariyle vatan kavramı bizde sabit bir coğrafi olmamıştır. Yani Hindistan'da Türk vatanı olmuştur bir dönem. Mısır'da Türk vatanı olmuştur. Memlüklü dönemi işte. Devlet-i Türkiye evet. Diyorlar evet. Araplar. Ondan Mısır. Sonra pekala Moskova'da Türk vatanı olmuştur. Uzunca bir zaman. Hala Kazan, Tataristan, Altın Ordu veya Bulgar Hanlığı, Macar Hanlığı, Avar Hanlığı Avrupa'nın ortasında devletlerdir bunlar. Macaristan'ın halen adı biliyorsunuz Hungarya'dır. Evet. Hunların ülkesidir. Onlar kendilerinin Türk olduklarını, Türk asıllı olduklarını da gayet iyi bilirler. Bilhassa Türkolojiyle meşgul olanlar, kültür sahasıyla ilgilenenler bunu çok iyi bilirler. Şimdi Talas Savaşı dedik. Aslında bu bir yanlış bilgi. Maalesef bizim eğitim kitaplarımızda da hala bundan bahsedilir. Nasıl hocam? Kitapta yazılıyor. Her kitapta yazılan budur. Talas'tan sonra Müslüman olduk diyor. Ama aslında bu böyle gerçek değil diyorsunuz değil, siz. Ama önemli bir kırılma noktası kabul edilir. Türklerin Müslümanlaşması için. Peki Türkler Müslümanlarla ilk ne zaman karşılaştı? Bu Kuteybe bin Müslim'den önce de karşılaşmış mıydı? İlk karşı karşıya gelmeleri ne zaman oldu? İran'da yaşayan Türkler var. Yani şimdi esasında tarihi olarak Ceykun Nehri Turan'la İran'ın sınırıdır. Yani Ceykun diyorum ben. Hun değil de Ceykun, Seykun, Orkun. Asıl hoca da Hun diyordu, sonra düzeltti. Çünkü Türkçe'de H ile başlayan söz yok. Kun onlar, Kun. Neyse, o ayrı bir konu. Ceykun Nehri Amü Derya. Yani Araplar onu gördükleri zaman hiç görmedikleri bir şey yani. Onlar böyle bir nehir görmemişler. Dolayısıyla coğrafyaya nehre göre ad koydular. Mavera ün nehr dediler. Nehrin ötesi yani. Ve Kuteybe bin Müslim zamanında değil. Oraya kadar ulaştılar değil mi? Tabi oraya geçti. Ya ilk defa ciddi anlamda orayı 705'te geçtiler. Şimdi burada tabi öyle de ama Ceykun'un doğusunda da Türk olmayanlar var. Soğutlar var yani. Tabii. Farsi hatlar var. Ceykun'un batısında da Türkler de var. Yani her ne kadar İran ve Turan diye ayrılsa da her iki coğrafyada yaşayan değişik hatlar var. Dolayısıyla İran'daki Türkler işte 2. Halife zamanında, Halife Ömer zamanında İran fethedildiği için ve nispi olarak adil de bir uygulama olduğu için yani o talancılık falan filan gibi şeyler de olmadığı için, düzen kuruldu, nizam kurulduğu için orada yaşayan Türklerden Müslümanlaşmalar oldu. Yani mesela Mansur'un da bunlardan olduğu ciddi olarak iddia ediliyor. Yani Tebriz aydınları yani sanki tartışılmaz gerçekmiş gibi bir akşam sohbetinde ya siz bunu nasıl bilmiyorsunuz falan der gibi Mansur Türktür dediler. Yani Mansur Halaç falan da değil, o Kalaş Türkmenlerindendir. Onun yaşadığı Beyza kasabasının adı Tur. Tur biliyorsunuz Farsça'da Türklere Tur da denilir. Turan da aslında Farsça bir kelime, Türkler demektir yani. Ama kelimeler anlam değiştiriyor. Yani Mansur'un da en yakın dostu Ebu Bekir Şıbli, onun Türk olduğu zaten kesin. Samarra'dan bir Türk kumandanın oğlu. Şimdi Masiyon diyor ki Mansur Türklere çok meraklıydı diyor. Meraklıydı çünkü Türktü o da. Yani gidiyor Türkçe konuşuyor. 5 yıl
Dolayısıyla bu örneği şunun için veriyorum. Ya yani o zaman da Türkler elbette ki Müslümanlarla, İslam'la karşılaşmışlar. Hatta toplu kitle olarak değil ama fert olarak yani birçok Türk'ün efendim Arabistan'da yaşadığı, hatta Peygamberimiz zamanında da orada Türklerin olduğu falan çok ciddi iddialar vardı. Heh, işte onlardan bir tanesini ben paylaşayım. Evet, buyurun. Üzerine konuşalım. Yine Profesör Doktor Zekeriya Kitapçı'nın evet. kitabında geçiyor. Türklerin Müslümanlığı şüphesiz bir büyük oluşumdur. Bu oluşumun başlangıç yılları Hazreti Peygamber'in ilk peygamberlik yıllarına kadar uzanmakta. Bununla ilgili de çok soru geldi aslında. Tam son kısmı ile alakalı. Evet. Zira yeni araştırmalar Türklerin Hazreti Peygamber'in ilk çocukluk yıllarında Mekke'ye geldiklerini ve Haşimoğullarının Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabileye sığındıklarını, onların ünü Arabistan'ın sınırlarını aşmış kılıç ustaları olduklarını. Süreç kabilesi. Dolayısıyla birçok Türk asıllı sahabe, evet. tabi'in ve teba tabi'inin bulunduğunu ortaya koymuştur. Evet. Bu kısım önemli. Bunlar arasında Hazreti Peygamber'in kıymetli eşi Mariye validemiz bile bulunmaktadır. Bunun gibi İslam'da ilk kadın şehit olan Hazreti Sümeyye'nin de Türk asıllı bir cariye olduğu yolunda ciddi göstergeler vardır. Ben katılıyorum hocam dediklerine. Yani ayrıca kılıç ustalığı malum Türkler. Bu Kabe'nin anahtarı Türklerde. Yani, evet yani tabii o da bir iddia. Yani yine söylüyorum bu işlerde kesin ve tartışılmaz gerçektir diye konuşmak mümkün değildir yani. Her zaman yani ben bugün bu kanaatte olurum. Yarın kanaatımı değiştirebilirim. Yani söz gelimi benim kitabımda şu kitap yeni çıktı. Bundan sonra yazacağım bir kitapta buradaki bilgileri düzeltebilirim. Bilim böyle bir şeydir zaten. Yani tam da Numan İbni Sabit'in yani Ebu Hanife'nin söylediği söz benim dediklerimi yazmayın demiş. Onun kitabı var mı hocam? Bir tek Fıkıh Ekber bile tartışmalı. Fıkıh Ekber tartışmalı yani. Fıkıh Ekber diyor ama küçük bir kitap, risaledir o yani. O da onun asıl uzmanlık alanı olan fıkıhla ilgili değil, adı da fıkıh olmasına rağmen itikatla ilgili bir kitap. Yazmayın diyor. Niye yazmayın diyor? Çünkü ben diyor bugün bu konuda fetva veririm ama yarın diyor başka bilgiler elde edersem, başka deliller gelirse bunun tam tersi fetva da verebilirim diyor. Bilim zihniyeti budur. Bilim zihniyeti. Hani Karl Popper diye bir adam bilim zihniyeti diye kitaplar yazdı. Bugün hep o konuşuluyor ya. Özeti bu. Dolayısıyla bilim işlerinde kesin olarak budur denilemez. Ama tabii ki bir şey de söylenecek. Dolayısıyla hocanın söyledikleri yani benim gönlüme de aklıma da çok yine bir uygun iddiası geliyor. Daha var Hazreti Muhammed'in bu manada yani önünde bir paragraf var onu okumayayım. İslamiyet'i tebliğ ettiği sırada evet. özellikle hicretten sonra Çin hükümdarına hatta Türk büyüklerine de bir tebliğ mektubu gönderdiği ve onun bu mektubunun Türkçe olduğu da rivayet edilmekte. Şimdi efendim bu mevzuda tabii bilmiyorum hocamız ne düşünüyor? Sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Bu konuda bir fikrim yok. Yani yani ben kesin budur diyemem ama niye olmasın ki derim. Olabilir yani. Hoca da bir şey bilip söylüyor. Benim fikrim yok. Tabii yani. bir şey söylüyor. Şimdi mesela burada çok ilginç bir şey. 705 yılında efendim şeyler girdi değil mi? Araplar işte söyleyip duruyoruz. Kuteybe Müslüm girdi. Göktürkler zamanı. Şimdi mesela tarihçilerin çözmesi gereken konulardan birisi bu. Bu kadar işler oluyor, savaşlar oluyor. Niye bu anıtlarda bahsedilmiyor? Mesela yani bu çözülmesi gereken konulardan birisi bu. Bu iyi araştırılması gereken bir konu. Belki bu bugün anladığımız anlamda sanıyorum. Bugün anladığımız evet. anlamda evet. bir etnisite kavramı yok. Şeyde mi? O Türk o devirde. Şimdi hocam, o devirde böyle bir etnisite. O devirde. Kavramı, evet. Ama şöyle bir evet. şey söyleniliyor. Yani mesela Süreyç kabilesinin yani Arapların kılıçlarını yapan bir Osman bin Talha'nın da mensup olduğu bir Süreyç kabilesi var. O kabilenin Türk asıllı olabileceği olduğu yani. Konusunda Arap kaynaklarında yazılar var. Yani bunlar nasıl Türktür? Şimdi demircilik. Sevgili Erol Çalı'ya da buradan selam yollayalım. Kantur isimli kitabın da bu meseleyi ciddi manada işledi hocam. Siz öyle mi? Edindiniz mi o kitabı? Yok. Ha. Ben de size onu hediye edeyim kitaplığımdan. Çok memnun olurum. O zaman gitmeden şimdi, yani, pekala. Yani Türklerin kılıç ustası olduğu bilinen bir gerçek. Hatta Göktürklerin tabii.
demircilikle uğraştıkları ve işte demirci bir halk olarak sonunda işte kendilerine yönetenlere isyan ettikleri falan gibi destanlarda da anlatılır. Yani Türklerin demirci oldukları, çeliği buldukları, en mükemmel çelik kılıçları yaptıkları bilinen bir gerçek asırlar boyunca. Biraz üstünlükleri de ondan geliyor. Yani başkaları bakır kılıçla savaşırken Türkler çelik kılıçla karşılarına çıkıyor falan diye söylüyorlar. Tabii. Şimdi dolayısıyla Süreç kabilesi ve Osman bin Tanha'nın Türk asıllı. Şimdi burada kelimeyi tabii doğru ve üzerine basa basa kullanmak lazım. Türk olmak başka bir şeydir. Türk asıllı olmak başka bir şeydir. Yani Türk asıllı Arap olabilir. Ya ben Abdullah Ev diye birisiyle karşılaştım Moskova'da. Böyle bir resmi toplantı, yetkili bir adam. Soyadı Abdullah Ev. Bizim de Anadolu Türklerine benziyor. Yani Asya tipi Türklerden çok Anadolu tipi Türklere benziyor. Sizde biraz Asya tipi Türklük var. Bu gözlerin çekikliği falan. Bunu Asya tipi deniliyor. Dedemin gözleri daha çekik. Öyle mi? Ben biraz anne tarafından... yuvarlaklaşmış. Evet, yuvarlaklaşmış. Şimdi adam tam böyle Türkiye Türklerine benziyor. Soyadı Abdullah. Ben heyecanla siz Türk müsünüz dedim. Yo ben Rus'um dedi. Ne oluyor dedim bu Abdullah. Ya benim dedelerimden biri Türkmüş dedi. Bu kadar. Ama ben Rus'um dedi. Efendim işte güncel örneklerini görüyoruz. Kadirov, Türkiye aleyhinde beyanlar... Kadirov Çeçen. Neyse Türk sayılır o da. Yani şimdi şey yani şu, bu tabii bilinç farklılığı ama... Türk olmak çok güzel bir isim. Türk bir yani bir aslı Türk olmayan bir insan, Türklüğü benimseyebilir ve Türk olabilir. Aslı Türk olan bir insan da Türklüğün dışına çıkar, Türklük bilincini kaybeder, dili de kaybetti mi artık o... Vaktiyle dedeleri Türkmüş. Çok deriz. Önemli bir yer. Kaybeder bazı şeyleri ve siz de altını çize törelerden bahsettiniz. Evet. Talha Köksal Bey, Stepne Yolcu kullanıcı isimli Twitter'dan Türk olmak etiketine bir anket açmış. Eskisi göre halen Türk örf ve adetlerine göre özümüz gibi yaşıyor muyuz? Evet mi, hayır mı? Sonucunu çok merak ettim ben de. Ne dersiniz hocalarım? Hocamızın söylediği bir şeyi ben çok önemsiyorum. Hani Türkler de bir töre, o güzel bir toparlama yapıyor yani töre çevresinde topluyor. Türklüğün kültürünü, irfanını ve yasasını, anayasasını falan. Güzel bir toparlanma. Ve bir şey söyledi. Bence çok önemli. Türkler Müslüman olduktan sonra da bunu korudular. Türkler hangi dine, hangi iklime girerlerse girsinler bunu koruyorlar. Yani niye eşari olmuyorlar da maturidi oluyorlar? Eşari olanlar kayboluyor. Eşari olanlar kayboluyor. Bir de eşari olanları hayat kaybediyor zaten. Yani eşarilikle maturidiliğin tabii esas farkı şu. Maturidilik akla önem verir. Aklı esas. Ontoloji efendim. Ontoloji. Efendim? O varlığın bir... Tamam ama evet. Asıl akla önem verir. Yani benim için akıl her şeyden önemlidir de. Hayatta en hakki mürşit bilimdir. Bilimin de temeli akıldır. Şeydeyse nakil... meselesi eşaride. İşte nakil esası var. Dolayısıyla Türkler benimsedikleri temel değerleri girdikleri yere de taşıyorlar. Girdikleri yerde neyi buluyorlarsa onu benimsiyorlar. Hoca Ahmet Yesevi hakkında Nursultan Nazarbayev'in bir cümlesini biz araştırma merkezimizin başına yazmıştık. Diyor ki Hoca Ahmet Yesevi Türk töresi ile onun Kazakça söyleyişi Türkçilik negizleri bile Türk töresi ile İslam tasavvufunu bağdaştırarak bize İslam'ı anlatan ulu kişidir. Şimdi bakınız bir tarafı Türk töresi bir tarafı İslam tasavvufu ikisini buluşturup birleştirip bize de İslam'ı öğreten ulu kişidir. Yani peki Türk töresinde İslam'a aykırı bir taraf var mı ki böyle bir şey oluyor? İslam'a aykırı sorusunu sorana şu soruyla cevap vermek lazım. Hangi İslam'a? Neyi kastediyoruz? Çünkü o kadar çok Müslümanlık hadi. İslam bir, Müslümanlık çok diyebiliriz. Ama neticede bu da bir kavramlaştırmadır yani.
Müslümanlık, hangi Müslümanlık? Hocanın ilk kitabı mıydı bilmiyorum ama benim çok sevdiğim bir kitabı vardı. Üçüncü kitap oldu. Türk Müslümanlığı. Türk Müslümanlığı, Yahya Kemal ve Türk Müslümanlığı değil mi? Yahya Kemal. Evet. Şimdi bu kitapta bir şey söylüyor, Türk Müslümanlığı. Efendim Türk Müslümanlığı olmaz. Niye olmasın? Arap Müslümanlığı, Hint Müslümanlığı, hatta yarın mesela İngiliz Müslüman olursa İngiliz Müslümanlığı da farklı olacak. Bu tabii bir şeydir yani. Dinler milletlere, kavimlere gelirken yeniden oluşurlar. Oluşmalıdırlar da yani. Bir anlama modeli vardır her kültürün. Elbette. Dolayısıyla Türk Müslümanlığı bence doğru bir tabirdir. Belki de uygulayıştı mı değişiklikler oluyor? Efendim? Anlama tecrübeye bağlıdır. Toplumsal tecrübeye bağlıdır. Bizim kültür dediğimiz şey tarih içinde birikmiş toplumsal tecrübedir. Dolayısıyla önünüze hangi sistem gelirse gelsin o tecrübe üzerinden anlamlandırma yaparsınız. Türklerin anlamlandırma sisteminin belirleyicisi töreydi. Yani şimdi modern felsefede paradigma denilen anlama modeli Türkçesiyle söyleyecek evet. olursak, yani nispeten Türkçeleştirirsek, anlama modeli töreye bağlı olarak, o hayat tarzına bağlı olarak, demin onu arz etmeye çalıştım, bağlayamadık. O atlı yayla kışla hayatının yarattığı sınıfsız toplum, dünyadaki tek sınıfsız toplumdur. Diyorum ki keşke Marx şunu bir bilseydi. Tek sınıfsız toplumdur. Toprak mülkiyetini reddeden bir kültürdür. Onun için adalet toplumudur. Bakın, toprak herkes. Bakın dünya kültürlerinin hemen hemen hepsinde sınıf trajedisi vardır. Maalesef. Bütün hepsinde. Doğudan batıya. Yani Çin'den, Hint'ten, Arap coğrafyasından, Fars'tan nereye bakarsanız bakın köleci sınıflı bir yapı. Türklerde yok. Niye yok? Türkler derken gene bir hayat tarzının insanlarını kastediyorum. Etnik temelli bakamayız. Bunu ispat etmek de mümkün değil. Ama tabii birçok başlık var. Şimdi karabodun diye bir tabir var ya efendim. Evet. Şimdi o karabodun tamlamasını bizim arkadaşlar arasında da bazı arkadaşlar aşağı sınıf diye adlandırıyor. Halbuki Türkçe'de kara gerçek demektir, hakikat demektir. Karabodun törenin gerçek sahibi olan kavim manasına gelir. Bugün hangi boydur o bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Töreye kim sahip çıkarsa karabodun odur. Kitabelerde, Akbodun karabodun. Kitabelerde diyor ki, Çin'e gidenler, işte kemikleri dağ gibi yığıldı, beylik oğlu, köle oldu, hanımlık kızı cariye oldu diye anlatır. Ondan sonra bu duruma kara bodun çok ağladı der. Halbuki devletin çatısı altında 72 millet var. Türk devleti hep bir cihan devleti olarak tasarlanmıştır. Cihanın kut kuşağı bağlamasını sağlamak maksadıyla tasarlanmıştır. Türk devleti, onun nizam-ı alem idealinin kökü odur. Cihanın kut kuşağı bağlaması gerekiyor. Kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Yani adalet tesis edilecek. Neden adalet tesis edilecek? Çünkü çevresindeki bütün kavimler, bütün kültürler köleci. Ve insanlar büyük ızdıraplar içinde kıvranıyor. Dolayısıyla töre devleti, ki Türk devleti oluyor töre devleti olunca, bu bir aynı zamanda bir devlet felsefesidir. Ve bu felsefenin yansımaları, mesela Platon'un devleti de o yansımayla, devlet felsefeleri o yansımayla oluşmuş. Şimdi birçok soru var aslında. Biraz önce biz dedik ya hani... Bir şey daha ilave edebilir miyim? Konu kapanmadan. Hocam, evet, buyurun. Bir cümle. Bu yapı çevreye de bir muazzam tesir tabii veriyor, yayılıyor. Mesela Arapça'da hikmet kelimesi. Evet. Değil mi? Tam bilgi, kusursuz bilgi. Efendim, kökü keşfetmiş, hakikati ifade eden bilgi filan. Felsefe yerine de kullanılıyor evet. tabii. İlmi hikmet.
Hikmet kelimesinin Arapçadaki kök anlamı ata gen vurmak demek. Siyaset kelimesi de atı kontrol eden kişidir. Atı bakabilen kişidir. Her ikisi de at üzerinden anlam kazanmış. Biz bugün hala hükümet diyoruz. Değil mi? Hikmet-i hükümet diye de ayrı bir tabir var. Yani mesela Arap'ın dünyasından bakıldığında hikmetin ve siyasetin yurdunun ne tarafı gösterdiğini bu iki kelimeden anlayabilirsiniz. Bunlar önemli dediniz. Şimdi çok fazla soru geliyor demiştim ama biraz önceki meseleye ilişkin bir izleyicimiz yazmış, hatta o da bir anket açmış, mahallenin mösyösü. Türk olmak, İslamiyet'le birlikte Araplaştığımızı düşünüyor musunuz? Size de sormuşlar. Bu tarz soru da çok geliyor. İşte evet, burada hani bir takım itirazlar, ses yükselmeleri var dedik ya. Niçin kılıçla Müslüman oldu tartışmaları bu kadar sürdürülüyor ya da bu konu hakkında ısrar ediliyor meselesine geri döndük. Çünkü işte Araplaştık ve işte Arap kültürü bizi bozmaya başladı, eksenli tartışmalar. Bunlara ne demek lazım? Bu ayrımı yapabilmeliydik. Ya bence. Peki öyle oldu mu gerçekten? Hayır, o etki altına girdik mi? Bozulduk mu? Benim adım Arapça. Niye? Mesela. Birçok isim derim. Yani bu ayrımı ama bizim milletimizde büyük üstünlükler, büyük meziyetler olmakla birlikte büyük de kusurlar vardır. İşte o kusurları Orkun kitabelerinde de Bilge Kağan söylüyor yani. Neden Çin adlarını almışlar mesela? Kendi Türkçe adı bıraktığı Çin adlarını aldılar diyor. Çinler gibi yaşamaya başladılar diyor falan. Yani tabii ki Araplaşmadık ama bir parça da Arap kültürünün etkisine girmedik diyemeyiz. Yani benim iki adım var, Namık Kemal. İkisi de Arapça. Hocamızın adı Arapça. Evet. Soyadı neyse Başer. Soyattan kurtarıyor. Cansu Canan. Yani, efendim? Evet. Cansu Canan. Cansu Türkçe benim bildiğim. Yani Cansu zaten en azından su. Cansu can Canan. Cananlı. Sevgili, Canan, güzel kadın. Evet, Türkçe değil. Değil. Can da değil. O da Türkçe efendim? Değil. Can evet. da değil. Değil. O da değil. O da değil. Hep şimdi tabii soyu soran haksız değil. Kazaklarda bir söz vardır. Böyle sözlerle karşılaşınca sözün canı var derler. Hmm. Sözün canı. Yani boş değil yani. Tabii ki bir parça Araplaştık ama sonra güzel bir şey oldu. Biz yeniden hiç olmazsa dilimizi arındırdık falan. Yani Yunus Emre'nin diline yaklaştık. Bir Yunus Emre'nin diline bakın. Bir de son devir Osmanlıca denilen şeylere bakın, cümlelere bakın yani. Bilmiyorum, ben burada yazdığım gibi geliyor. Türkçemizin başına gelenlerde bir örnek verdim zannediyorum. Kitabınızda işaretlemiş olmam lazım benim de. Evet. Nerede? Türkçeyle. Türkçenin başına gelenler, yani Türkçemiz maalesef çok sıkıntılı devirler yaşadı. Şunu da çizmişim hocam, çok siz onu bulana kadar paylaşayım kitapta. Orkun yazıtlarında atalarımız bize özetle şu öğüdü veriyor diyorsunuz kitapta. Türk, evet. Oğuz beyleri, millet, dinle. Üste gök basmasa, altta yer delinmese, yani dünyanın son günü gelmese... Senin devletini, ülkeni, töreni kimse bozamaz. Evet. Kıyamet. Kimse bozamaz ama Türk bozabilir. Kıyamet kopmadı. Türk'ün töresini bir tek Türk mü bozar ya, diyorsunuz? Türk bozabilir. Yani şimdi bakınız, uzun uğraşlardan sonra dilimizi arındırdık ve Yunus Emre'nin Türkçesine yakın bir dil kullanmaya başladık. Ama onda da biraz yanlışlar oldu. Sallı selli bir dil meydana geldi. Tamamen uydurma sözler koşuldu falan ama neticede bir dengesini buldu. Şimdi bakıyorum, böyle Farsça garip terkiplerle lokantalar, şunlar bunlar açılmaya başlandı. Yani yeni bir moda. İşte ne diyor mesela? Gündemi öteki diyor. Ya öteki gündem bunun adı. Gündemi öteki olmaz. Yani bilmiyorum, dikkatinizi çekiyor mu böyle? Efendim, laleyi bahçe, zatturu zutturu falan böyle garip garip şeyler. Tersten oluyor. Bir hastalık böyle bu. Bir şekilcilik. Yani öyle olunca sanki daha değişik olacakmış gibi. Hatta yani Kur'an'ı açıp Kur'an'dan işte isim bulma falan çok garip şeylere sebep oldu dedi bir ara. Samsun'da sanıyorum müftü arkadaş. Kezban yalancı demekmiş. Keziban. Keziban.
Bir de Aleyna diye bir şimdi yaygınlaşıyor isim Aleyna. Febey, Alayva. Bir anlamı yok Aleyna bir başka. Öyle bir ayet var yalancılardan tabii diye. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de tam şimdi hem besmele de çekmedim. O ayet-i kerimelerde yalancılardan sığınırım deniyor ya, açıyor, ama Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye alıp koyuyor. Bir dönem hep kız çocuklarına Kezban ismi verilmiş. Çünkü ezber ve taklit vardı ondan. Evet. Benim bu konuda söylemek istediğim bir şey var. Eğer tabii, tamamladıysanız. Evet, bir Araplaşmaya meyil var. Fakat bunun sebebi veya bunun açıklamasını yapamayışımız tarihle ilgili bilgi noksanımızdan kaynaklanıyor. Osmanlı-Safevi kavgası olmasaydı benim Türk tarihi bakımından en hayıflandığım, keşke tarih için denmez ama keşke olmasaydı dediğim bir evet, hadisedir. Türk'le Türk birbirine. Keşke Şah İsmail'le Yavuz Selim arasındaki o ihtilaf yaşanmasaydı. Bakın Timur bu kadar büyük tahribat yapmadı. Yani Timur Yıldırım Bayezid kavgası da büyük bir Türk-Türk kavgasıydı. Veya Uzun Hasan Fatih kavgası. Bunlar. Peki hocam, o hadisenin sonunda buraya girmişken söyleyeyim. Çok tartışıldı. Özellikle bu köprü meselesine çok tartışıldı. Alevilerin katledilmesi meselesi. Yavuz Sultan Selim'in. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Bu tartışmalara yorumunuz nedir? Oraya girmişken söyleyeyim, sormak oraya, istedim. Şöyle bir gireyim isterseniz. Yavuz Sultan Selim eğer Şah İsmail şeyhlik otoritesini siyasi iddia için kullanmasaydı ve hilafeti getirme ihtiyacı duymasaydı, Osmanlı coğrafyasındaki eşarileşme süreci belki de açılmayacak. Çünkü onun şeyhlikten elde ettiği manevi otoriteyi ancak hilafetle dengeleyebilme imkanı vardı. Nitekim hilafeti daha sonra Osmanlılar ta 2. Abdülhamid'e kadar kullanma ihtiyacı bile duymadılar. Ama öyle bir şey oldu ki Hoca Saadettin Efendi diye bir tarihçimiz vardır bizim. Yavuz Sultan Selim dönemini de çok etraflıca anlatır. Tacit Tevarih adında bir kitap. Orada Yavuz Sultan Selim'in Mısır fethinden sonra 1800 civarında bir Arap seçkinini gemilere yükleyip İstanbul'a bizzat hatta limana kadar gelip onların denize açılmasına nezaret ederek gönderdiğini anlatır Hoca Saadettin Efendi. Evet. Şimdi o tarihlerde İstanbul'un nüfusunu düşünün. Gayet 150 bin civarında bir şehirdir yani. 2000'e yakın. 2000'e yakın elit. Bunların arasında müderrisler vesaire. Evet. Şimdi Mısır dünyasında, Mısır'ın entelektüel dünyasında daha ziyade Eş'ari itikadında ve Maliki Hanbeli yönelişinde, fıkhında insanlar vardı. Bunların anlama modelleri farklıydı. Yani paradigma dedik ya demin, o paradigmanın şeyi karşılığı olarak söylüyorum. Modelleri farklıydı. Çünkü varlığı anlamlandırırken zat-ı ilahiyle varlığı ikili kategori olarak almaya başladınız mı? Ondan sonraki sosyal sınıfları yürütmeniz kolaylaşıyor. Köleliği benimsemeniz kolaylaşıyor. Kültür içindeki katmanlar kolaylaşıyor. Dil içinde fiil grupları oluşuyor. Bakın Fransızca'da, evet, İngilizce'de... Buradan alıp bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Heyecan, buyurun lütfen. Buyurun. Efendim şimdi bakınız, hocamız ne dedi? 2000'e yakın işte. Eş'ari getirildi. Sonuç. Kim zamanında? Sultan Selim. Ve Sultan devamı Selim tabii. Ve Yavuz deseydiniz kelleniz giderdi tabii, bu arada onu söyleyeyim. Tabii hırsızdır. Yavuz hakaret sözüdür. Halk söyledi. Hırsız sonradan mi? Benimsendi. Adamın adı Yavuz olunca lakabı Yavuz kelimesi itibar kazandı. Oğlu zamanda ne oldu? İşte felaketimiz öyle başladı. Osmanlı'nın yıkılışı da öyle başladı. Katip Çelebi'nin Keşf-i Zunun. Çok söylüyorum bu kitabı ben. Diyor ki bu tür adamlar yüzünden diyor. Okuyacağınız bir yer mi bu hocam? Evet. Görmüş, Alper görmüş. Bu tür adamlar yüzünden ne oldu? Osmanlı'da başından başlayarak töre gerekince, evet, başından başlayarak Sultan Süleyman Han
Hazretleri zamanına kadar diyor. Hikmet, felsefe. Yani felsefe. Serbest, evet. Hikmet diyor, felsefe de kendisi. İlmi hikmet zaten. Felsefe. Efendim, hikmet. Evet. Akıl bilimleri ve şeriat bilimleri birlikte ve bağdaştırılarak anlatılırdı. Felsefe ve akıl bilimleri olduğu için Kanuni'ye kadar Osmanlı dünyanın en ileri ülkesi. Bilimde, teknolojide, her şeyde. Ama diyor Sultan Süleyman'dan başlayarak felsefe kaldırıldı. Niye kaldırıldı? Çünkü gelen o eşariler hakim oldular zihniyet dünyamıza. Türkçedeki bozulma da ona paraleldir. Edebiyatta. Evet. Türkçe'de öyle bozuldu. Ve diyor ondan sonra Osmanlı'da ilim hayatına kesat girdi. Ve Allah'ın göklerin yaratılışındaki ayetlere bakmaz mısınız ayetini öküz gibi bakmak zanneden adamlara alim denmeye başladı diyor. Osmanlı'da ilim falan kalmadı. Çöküş böyle başladı diyor. Rasathane topa tutuldu. Rasathanede meleklerin bacaklarını seyrediyorlar diye rasathane topa tuttu. Şimdi tuttuk. Yok, evet. Evet evet, o söylendi. Meleklerin bacaklarını seyrediyor bu Takıyüddin falan diyerek rasathaneyi topa tutup yok ettiler. Bakın dil meselesinde evet. Örnek. Yunus'un dili, karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Şu dile bak. Gel 14. yüzyıla bakınız. 14. yüzyıldan bir örnek. Batlamyus, Mehmet Küşter'in eserinden. Batlamyus her fendi kendinde birleyen alimdir. Anlaşılmayan bir şey var mı? İlmi fennin zaptı için pamuktan kağıt icatla kitaplar meydana getirmiştir. Bundan önce yazı derilerde yazılırdı. Ya ne mübarek Türkçe bu, bugünkü Türkçe yani. 14. yüzyıl. Gelelim 17. yüzyıla. Eşarilik girmiş. Hamse-i Nergisi adlı bir kitap. Türkçe bir kitap. Biraz zaman bir kelbi natuvan, Kuşe-i İstanbul viranımda mekan tutup, eyyamda reme-i ağnam ile sahra nevert ve leyalide av av paşı etraf olarak cevani bir hanemana piramentker idi. Buyurunuz. Ne anladınız? Aslında kendisi anlıyordu herhalde de. Kim ne anlıyordu? Şimdi biraz önceki soru var ya, biraz Araplaştık mı? Araplaşma evet. Sultan Selim'le başlatılmıştır. Sultan Selim'in böyle bir niyeti yok. Tam tersi ama netice. Netice evet. Netice. Şimdi 17. yüzyılda böyle geldik. Gelelim Cevdet Paşa gibi akıllı bir adamın artık 19. 20. yüzyıl. Evvelki veladeti Humayunlarda halk melahi ve melaibe ziyade düştüklerinden ve ifrat üzere israfu tebriz ettiklerinden ibadullahı bu makule halatı muzurreden himaye için. Bu Türkçe mi şimdi ya? Ya bu ne bu? Bu uydurma bir dil. Çoğu Arapça, Farsça. İçinde böyle ara sıra Türkçe sözler geçen. Yani zihniyet değişmesi vesaire. Yani dinin bizatihi kendisi eğer Araplaşmaya sebep olsaydı Yunus Emre'nin dili Arapça olurdu. Ama siz gidip de işte eşarilik, şunun zihniyet kayması Maturidi meydana gelince yapmadı. Bu oluyor. Bakın Maturidi Türkler korunmuştur. Meşhur bir tez var. İslam Türkleri korudu derler. Hayır. İslam'ın Maturidi kolu içinde kalan Türkler kültürlerini korudular. Osmanlı 16. asırdan sonraki dönemi itibariyle bakıldığında dilini de, töresini de, itikadını da, İmam Maturidi mesela o tarihten sonra, o tarihe kadarki medreselerde akaid ilminin piri olarak görünürken, o tarihten sonraki dönemlerde fıkıh alimler arasında sayılmaya başlanmış. Adam fakih değil. Bugünün hermenötik yöntemleriyle yaptığı büyük bir tefsiri var. Büyük bir tefsiri var. Tevilatül Kur'an adıyla. Ve enteresan, hala tam bir metnine sahip değil. Yayınlanmadı, hayır. Diyelim ki yayınlanacak ama yani. Bakın, uğraşıyoruz. İnşallah. Onu da konuşuruz değil mi hocam? Kutat Kubilik, bakın Kutat Kubilik 1069'da yazıldığı halde kültürümüzün temel kaynaklarındandır. Evet. Veya Divan-ı Hikmet temel kaynaklarındandır. İmam Maturidi'nin o dev eserleri kültür tarihimiz, efendim,
düşünce tarihimiz bakımından hala kaynak olarak kullanılmıyor. Gördünüz mü hiçbir yerde efendim? Hayır. Görmedim. Kutadgu Bilig 944'te ölmüş. Bakın. Sizin bir incelenmeniz olacak. Kut ve Töre. Evet. 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 Onu da göstereyim ama işte bütün giremedik son... tabii. Oralara hiç giremedik. Evet. Neye giremedik hocam? O konulara hocam? Giremedik. Bu konulara mı giremedik? Evet. Hocam ben ne sorduysam Töre'den cevap verdiniz zaten. Buna rağmen giremedik. Buna ya, tabii giremedik. Mesele uzun tabii. O ayrı. Ama yani hem bayağı konuştunuz öyle demeyin bozulurum yani. Çünkü hem bayağı konuştunuz hem hayır, bayağı konuşmadım demiyorum. Konuyu, giremedik dedim. Buyurun. Tamam, zaman peki, aynı şey. Aynı şey değil yani bunlar. Evet. Derinlemesine konuşamadık ama zaten Türklüğü, Müslüman oluşlarını, kökenleri, küçük sembolleri halinde tek başına hiçbir zaman bu iddiada olmadık. Bir programlık mesele asla değil. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi ya 3 saatlik kaç 4-5 program. Evet. İnşallah ilerleyen programlarda derinlemesine konuşacağız. Biraz önceki meseleyi derinlemesine bazı şeyleri anlayamamakla toparlayalım. Sizin kitabınızda bir ifade var, evet, bir metin var daha doğrusu ki önünde belirtmek isterim ki tekrar hocamın kitabını göstereyim. Bilgi Çağında Türkçülüğün Esasları Doğan Kitap'tan çıkmış ve önünde de bayağı bir alıntı yaptınız, kaynakları da göstermişsiniz yarım paragraf kadar. Bir soru geldi izleyicilerimizden, evet. Hazreti Peygamberimizin bir hadisi olduğu rivayet edilen bir soru. Hatta bulmaya da çalışıyorum o anda. Bu hadis hakkında değerli hocalarımızın yorumunu çok merak ediyorum demiş Erdem Birdal Bey. Türk olmak etiketini. Hadis-i şerifte şu naklediliyor. Tabii ne kadar sahih ne kadar değil bilmiyorum. Gerçekten böyle bir hadis var mı? Türkler size dokunmadıkça siz onlara sakın dokunmayınız. Gün gelecek ümmetimi Türkler yönetecektir. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Sizin de kitabınızdaki şu yerle bağlamak, evet, istiyorum. Ona göre cevap kaçın alacağım. Kaçın sayfa efendim? Hocam 35. sayfanın son paragrafı. Evet. Oraya mı bakıyorsunuz? Şimdi bulayım, evet. Şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama dayanan bir hadise göre Allah-u Teala benim, evet, bir ordum vardır, ona, evet, Türk adını verdim, onları doğuya yerleştirdim. Bir halka kızarsam Türkleri o halk üzerine musallat kılarım diyor. Evet. İşte Türklerin bütün mahlukattan üstünlüğü şudur. Cenab-ı Hak onlara isim vermeyi kendi üzerine almıştır. Onları arzın en yüce ve en havadar yerine yerleştirmiştir. Onlara kendi ordum demiştir. Çok iddialı. Ben demiyorum tabii bunu. Hmm. Kaşgarlı Mahmut söylüyor. Evet, ben de diyorum hocam bir açıklayalım mı mevzu? Ben böyle bir şey hadis söyleyemem. Hayır, hayır. Da Kaşgarlı izleyicimiz... Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Yani Kaşgarlı Mahmut bu kitabı, yani Divan-ı Lügat-ı Türk'ü Abbas hükümdarına vermek için hazırlıyor, yazıyor. Niye? Yani şimdi şu hale bak yani. Abbas hükümdarı Arap. Arap bir hükümdara bu sözlerle başlayan bir kitap veriyor. Yani duruşa bakın. O dönem Türk olmanın ne anlama geldiğine bakın. Hadisler söylüyor vesaire. Bu hadis gerçek mi değil mi? Bu hadis ilmine göre gerçek olabilir, olmayabilir. Ama tarih bilimine göre gerçektir. Evet hocam şöyle, evet, demişler. Yani bununla ilgili bazı hadislerin rivayetleri işte mütevatir değil, çok kaynaktan nakledilmemiş, evet, gibi durumlarda İslam alimleri, tabii ben baktım bu hadise. Evet, evet. Birkaç ifadesi daha var Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat'ında. Neler var tabii. Ne Buhari'de ne Müslim'de geçmiyor, evet, bu mesele. Asla yok. Efendim, Buhari'de... Hiçbir yerde geçmiyor ama bunları dayandırdıkları olay var. Mesela demişler ki Hazreti Ömer bir noktaya geldi, orası Türk yurduydu. Evet. Yanındaki sahabiler demişler saldıralım mı? Hazreti Ömer de demiş ki sakın ha saldırmayın, onlar size saldıracak mı? Bunu bekleyin. Saldırmamışlar, Hazreti Ömer de saldırmamış. Demek ki bu olay Hazreti Ömer'in böyle bir hadisten haberdar olduğunu, peygamberden bunu işittiğini ve buna göre pozisyon aldığını gösterir nitelikte diyerek hadisi bu şekilde doğrulamışlar tarihi, özellikle İslam tarihi bilgilerinde. Efendim hadislerin hadis diye anlatılanların daha doğrusu, hı, mevzu mu, mütevatir mi, meşhur mu, hangi sınıfa girdiğini falan bilemeyiz. Yani esas itibariyle bence yöntem şu. Yani Peygamberimiz böyle bir şey söylememiş olabilir. Söylemiş de olabilir. Bilmiyoruz. Kaşgarlı Mahmut böyle söyledi diyor. Tabii o da kaynaklara dayalı olarak söylüyor. Söyledi diyor ve Abbas hükümdarına diyor ki hey Abbas hükümdarı, dünyayı Türkler yönetir. Türkler yönetecek.
Tanrı'nın seçkin halkıdır Türk milleti. Adını, Türk adını da o koymuştur diyor, yazıyor ve hükümdara bunu veriyor. Önemli olan bu bence. Evet. Benim açımdan. Yoksa kendini nasıl hissettiği? Böyle hissediyor. Böyle bir özgüven var. Dünyayı Türkler yönetecek. Gerçekten de sanayi devrimine cengaverdir kadar Türkler. Akıllıdır, bilimlidir. Yani bugün İslam uygarlığının kurucusu diye bir adam söyleseniz, bir adam söylenir de ya İslam uygarlık dediğim yani maddi uygarlık. Bir adam söyle deseniz böyle bir ciddi uygarlık vardır. Kimdir o? Uzlukoğlu, Tarkanoğlu, Muhammedoğlu Muhammed, El-Farabi, Ebu Nasr, El-Farabi, Türki, Farabi, İbn Sina, Biruni, efendim Beyruni, Harezmi, hepsi onun yolundaydı. Farabi tabii Kaşgarlı Mahmud'a göre çok daha önce ve daha zayıf olunan bir devir. Tabii. Üstünden o abasını, Türkistan abasını çıkarmadan. Hiç ve et Türki. Türk kıyafet, Türklüğü övünüyor. Kendisine yani sunulan onca serveti elinin tersiyle reddederek. Şimdi evet. O zaman önemli olan şu. Yani bunu ısrarla ta baştan söylediğim yine söylüyorum. Bütün bu sanayi devrimine kadar dünyayı Türkler yönetmiştir. Yani mesela Sultan Süleyman zamanını bir hatırlayalım. Sultan Süleyman doruk noktasıdır ve çöküş başlamıştır. Yani Sultan Süleyman zamanında her şey Sultan Süleyman'a bağlanamaz da onun zamanında Osmanlı, ondan biraz önce Türkistan, İran falan filan İslam uygarlığının çöküşü başlamıştır. Yani mesela Ulubey kim? Ulubey gökbilimin kutup yıldızlarından. Evet. Yani Amerikalılar ayda bir tepeye Ulubey'in adını verdiler. Rasathaneyi kuran adam. Duruyor Rasathane. Ama onun oğlu o eşari kalkışmasıyla, o taassupla onların gücünden yararlanarak babasını devirdi ve ilk yapılan iş de Rasathane'yi tahrip etmek oldu. O Rasathane'yi sonra Ruslar bulup çıkardılar. Şimdi bakınız Ulubey orada. Burada kim? Burada Fatih Sultan Mehmet. Bunlar töre ise töreyi, akılsa aklı, bilimse bilimi temsil eden insanlar. Fatih ama, Kutadgu Birliği Topkapı Sarayı'na getirmiş. Buyurun bakın. Bilince bak. Biliyor yani. Bilince bakın. Şimdi Fatih böyle, Ulubey böyle ve bunlar arkadaş. Yani mektup arkadaşı. İkisi de bilime önem veren insanlar. Ama bunların torunları döneminde her şey gitti. Töre gitti. Türklük gitti. Bir şey daha. Bütün emekler bir şey daha. Çöktü gitti. Zayi oldu bakın diyorsunuz. Bir şey daha. Fatih zamanında bir şey daha var. Akşemseddin'i Konya'ya gönderiyor uzunca bir zaman. Sadreddin Konevi Kütüphanesi'nde onun eserlerini okumasını istiyor. Bu da çok mühim. Çok mühim. Bunu bilmiyordum ben. Bu da çok mühim. Bir daha söyleyin hocam. Sadreddin Konevi'nin eserlerini okutturuyor ve ondan onu dinlemek istiyor. Sadreddin Konevi Vahdetçi. Tabii. Bir anlamda Tengriciye. Evet. Evet. Şimdi Osmanlı son önemli döneminde evet. Bakın Oğuz ismini Cem Sultan'ın oğlunda görürüz. Ondan sonraki isimlerde Türk isimleri artık biter. Şeyde kaybolur. Son Vahdettin'in bir oğlu olmuş galiba Ertuğrul koymuşlar. Nizamettin Nazif de demiş ki eyvah paşa mı dönüyorsun? Evet. Şimdi yani söylemek istediğim şu. Bütün bu sanayi devrimine kadar dünyayı Türkler yönetti. Sonrasında Osmanlı, Safevi, Timurlular, Babürlüler. Ya bakın şöyle bir dünya. Türk çağı deniyor o çağ. Evet. Sonra sanayi devrimi ve İngilizler yönetti. Şimdi artık programın da sonuna yaklaştık. Evet. Çok az da vaktimiz kaldı. Kut ve töreyi de çok derinlemesine konuşamadık. Ama inşallah birkaç program daha yapacağız. Hocam şimdi baştan beri yayın öncesinde de yayında da konuşmaya çalıştığımız şey var. İzleyicilerimizin tweetlerini de paylaştım yeri geldikçe. Sizlere çok bölmemek adına az okudum ama dedik ki inanılmaz, özellikle bu Türklük meselesi, inanılmaz bilgi kirliliği var. Evet. Ve bir şeyleri düzeltelim. Ben inanıyorum ki bu yayından sonra insanların birçok doğru bildiği yanlış değişti. En azından açıp tekrar okuyacaklar. Yahya Kemal ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor hocam? Bugün dünyada iki meçhul var diyor. Birisi coğrafyada kutup, diğeri tarihte Türklük diyor. Çok doğru ama çözeceğiz inşallah. Coğrafyada kutup da biliniyor artık. Tarihte Türklük meçhul. Çözeceğiz inşallah. Şimdi ben Ayfer'den rica etmek istiyorum. Bazı
bayraklar var. Türklüğün sembolleri. İlk olarak günümüzde de kullanılan Cumhurbaşkanlığı forsuyla başlayalım. Ne de mi vereceksin Alper? Tam çıkış ver. Ben hocalarıma yorumlatmak isterim bunları. Çünkü bu armanın kökeni, şu anki Cumhurbaşkanlığı forsunun kökeni aslında nereye kadar gidiyor bilinmemekte. Ben yorumlatacağım Namık Hocam size. Bakıldığı vakit ortada sarı bir güneş. Etrafında 16 tane yıldız var. Ve bu işte yıldız... Ortadaki güneşin uçlarından 16 tane ışın çıkmakta. Biz bunu nasıl görüyoruz? Bununla ilgili çeşitli yorumlar var. Armanın anlamı hakkında aslında iki tane yorum var. Bir tanesi armanın ortasında yer alan işte güneş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözünü destekler nitelikte ve sonsuzluğu ve Türkiye'yi 16 yıldızsa tarih boyunca kurulan 16 Türk Devleti'ni temsil etmekte. Ama siz yıldızlarla ilgili farklı bir şey söylediniz. Evet. Ne söylemiştiniz? Efendim, buyurun. Şimdi orada güneş var değil mi? Evet. Çünkü burada da güneş var. Hemen göstereyim. Ha, güneş, gösteriyor. Yani bu böyle iç içe geçmiş dörtgen. Üçgen değil. Üçgen olursa Süleyman yıldızı olur. Dörtgen Türklerin belgilerinden birisidir. Birçok yerde vardır bu. Dört bulut. Güneştir. Ha, dört bulut ve güneş simgesidir. O da güneş. Güneşin de Türk bilincinde çok ciddi bir anlamı vardır. Yani Türkler eski dinlerinde ya da inançlarında sabah güneş doğarken ve akşam güneş batarken güneşe dönüp göğe yakarırlardı. Öyle diyor yani. Doğu birinci yön. Güneşin böyle bir önemi var. Güneşe tapmak değil. Nasıl Müslümanlar Kabe'ye dönerken Kabe'ye tapmıyorlarsa, Türkler de güneşe tapmıyorlardı, göğe tapıyorlardı. Etrafındaki 16 yıldız konusunda ben Oktan Keleş Bey'in yorumuna kendisine katılıyorum. Kendisine sevgilerimizi yollayalım. Katılarak söylüyorum. En kısa zamanda bir program yapacağız. Yani tarihin derinliklerinden gelen bir Türk teşkilatı vardır. Yani bu Orkun kitabelerinde kaynağını bulur. Yani Türklerin bir karanlık döneminden sonra... Efendim 17 kişiyle Kaan teşkilat kurar. 17 kişinin biri kendisidir, 16'sı da diğer beylerdir, büyüklerdir. 17 böyle ortaya çıkar. Bu yani Türkiye Cumhuriyeti'nin belgisidir, Cumhurbaşkanlığı'nın belgisidir. Belgi sözünü simge olarak anlamında kullanıyorum. Doğu Türklerinin sözlerinden almak lazım dedi hocamız. Evet, Doğu Türkleri kullanıyorlar, belgi diyorlar. Niye simge diyeyim ki? Belki daha doğru bir şey. 1969'da bir öğretmen subay arkadaş oturmuş. Buna bir anlam vermiş. Buna. İşte benim biraz önce okuduğum. Evet. 16 Türk Devleti diye bir şey uydurmuş. Bayrak da var. Onlar bir takım bayraklar da uydurmuş. Kertenkele Hunların bayrağıymış. Bilmem. Ejder. Hemen onu da görelim ejder. Alper. İşte hemen onu da görelim. Bakmış. Sarı üstünde efendim, bir ejderha var. Onların böyle bir bayrakları olduğuna dair hiçbir şey yok. Şimdi bu çıktığı zaman bu işlerde... Şimdi mesela bu asla bir Türk devletine ait olamaz zaten. Bunu görmek lazım. Çünkü ya bu çizilmiş bir şey bu. Yani Türklerde bu... de kötülüğün şimdi, sembolü değil mi bu hocam? Olur olmaz ama Hunların dilini dahi bugün, Kunların dilini dahi kesin olarak bilmiyoruz. Tarih bilimi geliştikçe çok ilginç şeyler çıkıyor. Kunların savaştığı halkın adı neydi? Yüeçiler değil mi? Evet. Biz yıllarca Yüeçileri düşman olarak okuduk. Kitaplarda hala öyle yazıyor. Ama Yüeçilerin Türklüğü kesinleşmiştir. Nereden? Çünkü Çin'de bir sözlük bulundu. Yüeçice Çince diye anlaşıldı ki yani Mete Han'ın, Mete bile değil adı da. O da ayrı bir şey. Beytunlu. Yani ne oldu? Bagatur belki. Evet, Bağatur öyle, belki. Öyle diyorlar. Onun savaştığı, isyan ettiği, yendiği halk Türkmüş meğerse. Ya Kunda Türk, onlar da Türk. Dolayısıyla yani bu bayraklarıdır falan bir çizimdir. Bu ilk çıktığı zaman 69'da Atsız iki makale yazdı Nihal Atsız. Ve dedi ki ya ben bilmiyorum bunu kim biliyor dedi. Nereden çıkardılar bunu dedi. Efendim, Samaniyan Devleti'ne yazmışlardı. Samanoğulları. Samanoğulları Tacik ya. Ya bugünkü Taciklerin, Tacik grubunun yani etnikasını oluşturan devlet
Samanoğullarıdır. Büyük bir devlettir, ciddidir. İbn-i Sina filan vesaire, Firdevsi o dönemle ilgilidir ama Türk değildir bunlar, Fars'tır. Yani Fars lafı bile doğru değil de Taciktir. Tacikler de Farslarla aynı halktır aslında, diller birdir. Şimdi bunu deyince hemen onu çıkardılar, yerine başka birini koydular. İlla şey ol, 16 olacak diye. Tamamen 16 Türk devleti uydurmadır deyince bazıları üzülüyorlar. Şeyimiz bozuk. Öyle diyor, değil mi? Nihalatsız uydurma bu, yok böyle bir şey diyor. Bayraklar da. Ha. Peki tarihte Türk devleti, Türk'te Kafesoğlu 175 diyor. Hiç 16'ya itiraz ediyoruz diye üzülmeyin. Kafesoğlu 175 devlet diyor. Ama buradaki mantığın yanlışı şu. Selçuklu ayrı devlet. Anadolu Selçuklusu. Evet. Diyor. Efendim Osmanlı ayrı devlet, Türkiye Cumhuriyeti ayrı devlet. Yani 16'nın 3'ü bunlar. Şimdi atsız da ciddi tarihçiler de şunu söylüyorlar. Ya bunlar bir devlettir. Hanedan değişikliği rejim değişikliğinden ibarettir. Yani Selçuklu'nun devamıdır Osmanlı, Osmanlı'nın devamıdır Türkiye Cumhuriyeti. Ya bunlar bir devlet. Öyle olmasaydı biz niye Osmanlı'nın borçlarını ödedik? Diyorduk ki onlar ayrı devlet, gidin oradan alın. Yani Türkiye devleti vardır. Şimdi Atsız'ın söylediği bu. Türkiye devleti vardır. Selçuklar yönetiyordu, Osmanlılar yönetti, sonra Cumhuriyet oldu. Dolayısıyla bu 16 Türk devleti sözü yanlıştır. Çok daha fazla Türk devleti vardır. Çok daha fazla. Yani 16 devlet içinde mesela Safeviler yok. Safevilerin evet. Yani birinci işte eğer Şah İsmail'i sayacaksak Şah İsmail'in diline bak. Vardım Kırklar Meclisi'ne. Gel bre hey can dediler. İzzet ile selam verdim. Gel otur hey can dediler. Kırkların gönlü uludur yerlerinden yer verdiler. Ortaya sofra serdiler. Parmağını ban dediler. Kalk semada bile oyna. Açılsın pak olsun ayna. 40 yıl bir kazanda kayna. Dahi çeksin can dediler. Gördüğünü gözün ile ikrar etme sözün ile. Bir gececik bizim ile. Olası mihman dediler. Şah hatayım nedir halin? Hakka yönel kaldır elin. Kese gör gıybetten dilin, olasın sultan dediler. Oğlu Tahmasp tezkireye şöyle başlıyor. Türklerin 12 hayvanlı Türk takvimine göre Türklerin. Ben diyor it yılında doğdum, maymun yılında hükümdar oldum. Kurultay diyor, kelime kurultay. Kurultay. Şimdi Safeviler Türk devleti değil. E niye? Yani Safevil Akunlar Türk devleti tamam da. Akunların Türk devleti olduğuna İlber Hoca itiraz ediyor mesela. Evet. O da ona itiraz ediyor. Ama Safevilerin Türk devleti olduğuna kim itiraz ediyor? Yani birçok Türk devleti orada yok. Türk devleti olduğundan şüphelenilen çıkarılıyor. Yerine bir başkası illa 16 olacak. Yani beni dinleyenler üzülmesinler. 16'yı biz azımsıyoruz. Çok daha fazla. 175 dediniz. 175 diyen İbrahim Kafesoğlu. Yani bir sınırlamasını yapmak zor. Sınırlamasını yap. Doğru da değil. Nasıl 16'yı hapsediyorsun sen? Koca bir tarihi. Büyük, 16 tane dahası, büyük Türk devleti. Dahası bakın Roma'da defalarca hanedan değişmiştir. Ayrı devlet mi sayacağız onları? Şimdi Roma'yı tek devlet sayıyorlar. Halbuki Türk tarihinde Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişi hanedan değişikliği kabul ederler. Halbuki onlar aynı aileden gelirler. Geriye doğru baktığınız vakit. Oğuz Han oğulları. Oğuz Karahan nesli. Şu bayrakları evet biz gerçek değil dedik. Üzerine de gerçek değil dedikten sonra konuşmak çok gereksiz ve mesnetsiz olur ama biraz önce ejderha konusunda sizin itirazınız vardı. Çünkü var. Ben dedim ki zaten Türk'ün olamaz. Çinler için önemli bir sembol. Ve Türkler bunun kötü ve günah yani bunu teşkil ediyor. Türkler için hoş bir sembol değil dedim ama siz hayır dediniz. Evet. Bir itirazınız vardı buyurun. Bu Çin sembolü biliyorsunuz esas itibariyle. Çin kültürünün hani demin bozkurt üzerinden bir soru sormuştunuz. Bu da Çin'in bozkurtu sayılabilir. Bozkurtun anlamıyla da örtüşür ejderin anlamı. Bakın şimdi. Toshihiko Izutsu diye bir zat vardı. Bilirsiniz efendim. Evet. Japon ve Muhittin Arabi ile Lao Tzu'nun eserlerini karşılaştırdı. Güzel rahmetli Özemre Hoca da bunu gayet güzel bir şekilde Türkçe'ye aktardı. Evet. Orada anlatır. Izutsu, Toshihiko Izutsu bir Japon.
Milattan önce 6. yüzyılda yaşamış olan Lao Tzu'nun, yani Taoculuğun kurucu ismi olarak kabul edilen Lao Tzu'nun esasında kendi fikirlerini anlatmadığını, anlattığı sistemin kuzey komşularının ve o dönemde hanedan, işte Çu hanedanı diye demin geçti ya, evet, hanedanın görüşlerini halka anlatmak için yazılmış bir kitap olduğunu meşhur Tao Te King'in söylüyor Toshihiko Izutsu. Bu çok ilginç bir nottur. Evet. Başka bir şey var. Şeyin aynı dönemde çağdaş olan ve birbirlerini tanıyan bir de Confucius var. Biliyorsunuz. Kung Fu Chu. Asıl ismi de bu. O da Kung ailenin Fu bir tarafı, evet, annesi. Kun ya, Kun ya. Evet. Kunların Chu hanedanı. Şimdi oraya da çekilebilir tabii, evet, şey olunca, vakit olunca, ama ejdere getirmek istiyorum. Talebeleri diyor ki, Konfüçyüs'e talebeleri diyor ki, bizi Tao şeyin Lao Tzu ile, büyük usta ile tanıştırır mısınız? Biz siz olmadan, sizin izniniz olmadan onunla konuşamayız diyorlar. Öğrencilerin hatırı kalmasın diye Lao Tzu'yu ziyarete gidip döndükten sonra diyor ki Konfüçyüs, çocuklar diyor, ben denizde yaşayan canlıları tanıdım, havada uçanları tanıdım, karada yürüyenleri tanıdım ama bu büyük usta, yaşlı usta, yani Lao Tzu, bir dağın tepesinden bir başka dağın tepesine sıçrayan bir ejder gibiydi diyor. Bilge kişinin sembolüdür ejder. Evet. Hocam, bu aynen kitabın, Bozkurt da öyledir. Siz bu biraz önceki şeyi hangi kitaptan almıştınız? İşte bir Lao Tzu. Bu yani Muhittin Arabi ile ilgili kitapta bu var mı? Yok. Şeyin Taoculuğun temel kavramı. Taoculuğun temel kavramı, tamam. Size çok yarar o bu kitaplar. Pekala. Evet. Şimdi evet, burada artık bir virgül koyalım bence. Programı kapayacağız ama konuyu kapamayalım. Konuya konuyu virgül kapanmaz koyalım. Hocam siz de böyle hem reklam arasında hem programda kutu konuşamadık, töreyi konuşamadık dediniz. Onu da konuşalım. Ben söz alayım. Evet. İzleyicilerimiz diyorlar ki bu programın devamı gelsin. Konuşulamayanlar konuşulsun. Soruların birçoğu konuşulamadı tabii ki. Haklı, evet, olarak zamanımız kısıtlıydı. Özellikle bir tane izleyicimiz var. Buradan da selamlarımı yolluyorum. Kadim izleyicilerimizden Efe. Efe de söz istiyorum. 2, 3, 4, 5 demiş. Söz alayım, öyle kapatayım o zaman. Namık hocam zaten hiç kırmaz bizi. Memnuniyetle. Bizim sebebi vücudumuz bunu anlatmaktır. Pekala. Çok sağ olun. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Çok ayrı ayrı değerli katılımlarınız için. Bizim için çok önemliydi. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz İzlediğiniz için. Yalnız çok çok önemli bir hatırlatmam var. Gelecek haftanın ilk yayını normalde Salı ve Cuma günleri ötek gündem. Ancak Salı günü gerçekleşecek bir özel yayından dolayı özel bir konuk olacak Fatih Altaylı ile Tek Etek programında. O gün ötek gündem yapmayacağız. Program süresi uzayabilir. Böyle bir ihtimal var. Pazartesi günü yapacağız ilk yayınımızı. Pazartesi saat 23'te olacak gelecek haftanın ilk ötek gündemi. Sonra ben unuttum, duymadım, bilmiyordum, haber vermediniz olmasın. Eyvallah. Hepinizi bekliyorum. Zaten sosyal medyadan da duyuracağım. Çok teşekkürler. İzlediğiniz için iyi geceler diliyorum. Mutlu hafta sonları.